Tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Teşekkürler. Bu sene böyle yönetmenimizin kararıyla sislerle çıkıyorum. Böyle çıkarken insan bir Tarkan gibi hissediyor yani. Böyle bir hoşuma gidiyor. Alkış da gelince büyük gaza geldim. Teşekkür ederiz. Bugün güzel, eğlenceli bir gösterimiz olacak. Bugün sevgili izleyenler, bir tane kardeşimiz doğum günü için... tek başına gelmiş bizi izlemeye. Bugün bütün oyunu kendisine ithaf edeceğiz. İsmin neydi? Emre, çok teşekkür ederim. Emre çok teşekkür ediyor. En büyük hayali çok güzel gider sahnesinde zil çalmak. Madem böyle bir hayali var, inşallah bir skeçte zil alırsak... Emre gelip zil çalarsın, olur mu? İnşallah, olur. İnşallah diyen kim orada ya? Onlar da Yalova'dan bizi turla gezenler, anladın. Yere batan sahneci biz falan. Güzel, Topkapı Sarayı. Güzel bir şekilde Yalova'dan gelen var, işte doğum günü için gelen var, Kanada'dan gelen var ya. Sevgili izleyenler, Kanada'dan, öyle düşünün. Öyle bir program, çok güzel hareketler. Hepinize iyi eğlenceler, çok güzel hareketler. Başlayalım. İlişkinin en zor yanlarından biri, ilişkide olduğunuz insanın ailesiyle tanışmaktır. Yani aileyle tanışma anı çok önemlidir. Nasıl denk gelecek, her şey, ortam iyi mi, neler oluyor filan. Bakalım neler gelecek başına Toprak adlı kardeşimizin. Toprağı bol olsun geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çabuk ol. Geç kalırsan babam çok sinirlenir. Hayır, babam dövmez. Abim döver. Ama bak, sakın anneme de teyze falan deme. Çok sinirlenir. Biliyorsun, elinden bir kaza çıkar, tamam mı? Tamam. Ya ne demek gelmiyorum? Sen gelmezsen ben seni öldürürüm Toprak. Tamam. Tamam, hemen gel. Daha yeni tatil. Okey, tamam. Hadi. Hadi hemen bekle. Tamam. Bay bay. Esma. Baban dedi ki çocuk gelirsen gelirken iki ekmek alsın. Anne, baban fırından geliyor, o gelirken alsın. Tamam, aynen, ara babanı böyle söyle o zaman. Tamam, ben o zaman Toprağa hemen söyleyeyim, gelirken alsın. Mantıklı olan bu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin İdris. Hoş buldum. Gelirken ev sahibiyle konuştum, zam yapmayacak, hallettim. Oh, gözümüz aydın. Çocuk da geliyor. Hamile misin? Saçmalama, kızın erkek arkadaşını diyorum ya. He, doğru. Ekmek alacak değil mi? Söyledin. Ya senin yüzündeki yundan 4 tane pide çıkarırsın. Çocuktan niye ekmek istedin? Test edeceğim onu. Bakalım bizim fırından mı alacak, bakkaldan mı alacak? Bize verdiği değeri gösterir, önemi gösterir. Ya lütfen sorun çıkarma ya, yer arama İdris. Şu üstünü başında bir düzelt, çocuk gelecek şimdi, ayıp olacak ya. Ya ne ayıp olacak? Sanki ben evleneceğim ya. Al bunu. Al işte, bunu da al. Bitti gitti işte. Allah'ım yarabbim ya. Söyledin mi kızım? Söyledim anne. Hani nerede kaldı bu uşak ya? Geliyor baba, yolda. Neydi adı? Toprak. Gerçek adı neydi? Toprak. Ya nickname'ini sormuyorum, adı ne bu uşağın ya? Babacığım, adı Toprak, gerçek adı Toprak.
Şimdiden kilo olmaya başladım ya. İdris lütfen yapma. Geç kaldı ama ayıp bir şey. Hayır hayır, hayır geliyordur ya. Eli kulağındadır. İyi bak. Şimdi... Aa, geldi. Ha, aç kapıyı. Geldi. Açayım. Merhabalar. Hoş geldin toprağım. Nasıl? Heyecan yaptım anne, heyecan yaptım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk efendim. Bunlar sizin için. Nerede o çiçek mi? Evet, bak düşünmüş almış, sağ ol oğlum. Merhabalar. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Biraz solgun görünüyorsunuz. Biraz hasta gibiyim. Olsun İdris amca değil mi? İdris. Ekmek de sizin için. Sizi seversiniz. 15 santim. Buğday unu. Çuvaldan alınmış. Bayat. Nereden aldın bunu? Fırından almıştır babacığım, fırından. Yok, bakkaldan aldım ama. Niçin? Tam karşısında çok güzel bir fırın vardı. Hadi yemeğe geçelim üzerimizi. Evet, yemeğe geçelim. İyi, geçelim hadi. Bakalım. Geçelim. Ya onu gördüm İdris amca ama ne bileyim, o fırını çok gözüm tutmadı benim ya. Yani ustası artık muhtemelen pis ellerle yapıyor. Odunlar dışarıda, çuvallar unlar dışarıda. Vallahi Uğur Dündar görse kapatır lanet olası fırını ha. Öyle mi dersin? Evet. Yani ben zaten bakkal ekmeği seviyorum İdris amca. Ne diyorsun ya? Hı hı. Bakkal ekmeği seviyorsun yani. Evet yani hatta bence mesela sokak simidi daha güzel fırından. O zaman git bakkalın kızıyla evlen, sokakta simit yersin. Yani hayır, hani kimisi de pastane simiti sever. Hala pastane değil ya. Ama en güzel simit de annelerimizin evde yaptığı ekmekler, simitler de annelerimizin yaptığı. Çıldıracağım ya. Fırında fırın, ekmek fırından olur. Tamam, fırından niye fırın? Bakkalın karşısındaki fırın bizim fırınımız. Hem de 62'den beri. Ben 89'luyum. Bu da çok battı ya, burada dursun. Keşke 61'de falan doğsaydım da geleydik açılışa. Ya çocuk, buraların yabancısı nereden bilsin şimdi, değil mi? Evet canım, hatta ben alacaktım orada. Sizin fırının önü çok kalabalıktı. Sıra vardı değil mi? Sıra vardı. Bayağı iyiydi yani sırada be. Meşhur herhalde dedim ya. Bura nasıl bir yer dedim. Bura çok meşhur galiba dedim. Abi, buralarda yüzden... meşhurdur. Ne iş yapıyorsun? Avukatım efendim. Neyse canım, çocuk bilememiş işte. Hadi afiyet olsun. Ya ben normalde ekmeği alacaktım zaten de. Taksici şey olunca geç kalmayayım dedim ben. Taksiciyi anlatsana evet. Uzun konudayız. Ya ben bir taksiye bindim İdris amca. Adam kılın teki çıktı ya. Kılın teki çıktı herif ya. Yani herif ya, Haliç'ten geçtik, köprü parası almaya kalktı. Dedim ki beyefendi biraz hızlı gidebilir miyiz? Acelem varsa inkoş falan yaptı bana böyle. Manyak mıdır nedir dedim arkadaş ya. Gerçekten o yüzden geç kaldım ben. Ben de inerken dümdüz küfür ettim. Normalde yapmam, istemeye. Ama sağlam sövdüm İdris amca. İyi yapmışsın. Bayağı iyi sövdüm ama. İyi yapmışsın. Siz de böyle delikanlısınız. Ay! Oğlum gelmiş, hoş geldin oğlum. Aydın neresin sen? Misafir gelecek demedik mi? Ya baba sorma ya. Sorma gitsin ya. Arabaya taksiye bir salahana bindi. La ilahe illallah ya. Ne oldu da anlat. Bak geç kaldım. Oradan gitti, buradan gitti. Yanlış yola girdin diye. Bas gaza diye. Ben vereceğim parası neyse diye bak. Çektim sağ, in dedim aşağıya. İn git ne dersen de. Bastım gaza gidiyorum. Arkanda küfür ettim. La geri de dönemedim. La tek şerit yol geri dönemedim. Baba ya. Allah bir daha denk gelmez ki. Ah onu, ah o dayak. Ah o dayak da denk gelmez ya. Ha ne oldu, ne bakarsınız ya? Birader pardon, kusura bakma ya, biraz hararetli geldim. Aydın ben, tanışamadık. Abi Allah belan versin, ben öyle... öyle demek istemedim abi ben orada. İyi gidik Bu ölüm marşınız mı? Ne bu ya? La şerefsiz! Aydın sakla! Vurdum lan seni! Aydın dur uşağım. La ne dur baba ya? Anama küfür etti ya. Aydın vur uşağım. Hayır hayır. Öyle demek istemedim ben abi ya orada. La sen de bakayım be daha ben ne çocuğuymuşum. De bakayım ne çocuğuymuşum. Ben tanıştım, hiç öyle biri değil artık. Ben
Bence asla öyle biri değil kendisi. Ya bunu Fırat'a. Hayır, kardeşim burada. Burada. Tamam o zaman, gel içeri burası. Tamam abi, ben gerçekten öyle biri değilim. Normalde sırtıma vur, ekmeğimi al benim. Hala ekmek diyor ya. İdris amca o anlamda değil. Abi, stresliydim. Acelem vardı, o yüzden oldu. Erken çıksana lan o zaman evden. Abi ben... Erken çıksana evden. Vallahi erken çıktım ben zaten. Erken çıktım, annene çiçek alacaktım. Hala anan diba ya. Hayır, öyle değil. Yani hürmeten. Hürmeten annenize çiçek alacaktım ben. Çiçekçi dedi ki nakit olması lazım. Ben de nakit yoktu üstümde. Gittim ATM'yi aradım ben bir saat abi. ATM'nin başında da bir tane adam var, yaşlı. Amca ne kadar işim var dedim. Meğer adam emekli maaşını almış, bütün faturaları ATM'den ödüyor. Lan ATM'den fatura ödemek mi kaldı? Bunun uygulaması var. İndirsene be adam dedim uygulamayı ya. İndir dedim. Sen bana iş mi öğretiyorsun? Z kuşağı zaten böylesiniz. Lan dedim ben Z kuşağı bile değilim ya. Ben Z kuşağı değilim dedim. Siz dedi zaten hep böylesiniz. Ahlaksızlar, ülke nereye gidiyor? Çıkar telefonunu göster falan dedi. Ulan sana dedim yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Normalde de yapmam hiç. Metrobüste falan hep yer veririm. Sana dedim amca yazıklar olsun. Puh dedim be. Vallahi yaptım. Yaptım ya. Suratına tükürdüm artık. Yeter. Yani. Vallahi yapmam. Ben öyle biri değilim normalde. Oğlum tamam, bunu ne kadar konuştun ya abi? Su iç, Allah'ını seversen bir kendine gel. Olur böyle, üst üste gelmiş demek ki. Evet, hadi oturalım. Oturalım. Aydın, sen de onu beline koy. Hadi, oturalım. Sıkıntı yok değil mi Aydın abi? Yok. Ya abi, hatta yani adam yaşlı diye millet araya girdi. Elimde kalacak herif ya. Ben de öyle delikanlıyım abi. Yok, yaşlı diye araya girdi. İnsanlık hali olur kardeşim, tamam. Allah ya. Allah. Eyvallah. Tamam, oldu bitti. Haydi afiyet olsun. Hadi. Hadi bakalım. Bu ekmek bizim fırından değil. Ben sana anlatacağım onu sonra, karıştırma. Ne diyorsun ya? Afiyet olsun abi. Şerefsizin torunu. La ben ne ettim? La sana demiyorum onu ya. Bir tane çocuk geldi, o bankamatiğini onun da bekliyorum ben. İşlerimi bir yaparım. Çocuğun birisi geldi bana dedi ki... ...bıcıcı bıcıcı bıcıcı bıcı arkada konuşuyor böyle. Niye dedim konuşuyorsun lan sen dedim, sen kimsin dedim. Geldi bana dedi ki, ulan dedi bunun dedi uygulaması var dedi. Cep telefonuna indirsene dedi. Ben de dedim ulan dedim, benim dedim telefonun dedim bunu kaldırıyor mu dedim. Sen dedim biliyor musun dedim. Ondan sonra geldi bana efendim öyle de böyle... ...puh yaptı kaçtı, taksiye bindi taştı gitti. Ah o benim elime bir geçse. Ah o elime bir geçse. Bunu var ya... Geçmez ki! Geçmez ki! Ne oldu? Ay ulan çocuk geleceğiydi değil mi ya? Oğlum kusura bakma. Ben bunların dedesiyim oğlum, gel tanışalım. Dede bokunu yiyeyim ben orada öyle. Ben senin babanın bayağı... Bana bırakacaksın. Bana bırakacaksın. Bana bırakacaksın. Bana yakışır. Bana yakışır. Kime yakışacağını ben söylerim. Tamam, kim sakin olun ya. Yavrum nasıl sakin olun ya? Ben şimdi doğru mu anladım? Sen sabah kalktın, elini yüzünü yıkadın, hazırlandın, çıktın dışarı. Babamın suratına tükürdün. Uşağıma küfrettin. Bakkaldan da iki ekmek aldın, geldin öyle mi? Tam öyle değil. Aslında öyle olmadı bu hikaye. Değil mi? Yok, ben bunu bırakacağım. Hayır, yeter. Gitmeyin çocuğun üstüne canım. Ne yapsın çocuk? Acele etmiş, eline yüzüne bulaştırmış size ayıp olmasın diye. Olabilir yani böyle şeyler. Ben, biz Esma'yla konuştuk, stres yaptım desene. Evet, yani keşke gelmeseydin Toprak. Şöyle oldu, ben dedim ki abim döver, babam öldürebilir dedim. Herhalde o stres yaptı onu. Normalde zaten tanışmaya böyle gelinmez ki. Böyle tanışma mı olur ya? Niye öyle diyorsun? Siz de tanışmaya geldiğinizde hepinizin gözü mor değil miydi? Mor değildi de kızıldı. Kızılımsı. Allah'ım ya, demek ki böyle şeyler olabiliyormuş. Şu çocuğa bir şans daha verelim, tekrardan tanışalım canım. Ben de zaten... tanışmaya giderken benim kafaya yardılardı. Oluyor, öyle oluyor da böyle de olmuyor. Lütfen Allah aşkına şu yemeği yaptık, yiyelim ya. Hadi. Oh, teşekkür ederim Aysun teyzem. Ey gidi olabilir böyle.
böyle şeyler bir daha demesin, değil mi? Demem Aysun teyze. Tamam. Geçelim şu yemeğimizi yiyelim neyse olmasa. Tamam, onu hak ettin. Tamam. Hadi yemek yiyelim. Benim damarım orta çıkar böyle. Tamam. Hadi buyurun, afiyet olsun. Hadi Aysun Hanım Hazretleri. İdris, kapıyı bak. Tamam karıcığım. Oo, Müzeyyen Hanım, hoş geldiniz. Biz telefonda konuşmuştuk, hayırdır? Bir sıkıntı yok değil mi? Telefonda konuştuktan sonra ben vazgeçtim İdris Bey. %100 zam yapacağım size. %100 mü? Nesun ya, nereden çıktı? Ne güzel biz anlaştık şimdi. %100 nereden çıktı? Vallahi aslında hiç zam yapmayacaktım, aklımda yoktu. Fakat sizinle telefonu kapattıktan sonra otobüste bir çocuk beni uyardı. Ne dedi? Avukat mıymış, neymiş? Dedi ki, teyzeciğim dedi, sen niye kendini ezdiriyorsun bunlara dedi. Zaten dedi, Temmuz'da yasa değişecek dedi, istersen %25 değil, %100 bile zam yaparsın dedi. Ben de dedi, avukat olarak dedi, onların donuna kadar alırım dedi. Kim bu ya? Sağ olsun çocuk, vallahi öyle. Aa, bu çocuk işte. İyi gidip. Tartışmasız zili çalalım arkadaşlar. Helal olsun. Helal, hoş olsun. Mükemmel. Yani hakikaten burada ki okula şanına yakışır bir skeç oldu. Konu hem gerçek hayattan bir konu. Kurulan durumlar inanılmaz iyi. Oyunculuklar harika. Yazarlık harika. Çok büyük bir alkış gelsin. Mükemmel. Vay be, çok güzeldi ya. İzlemesi de aşırı zevkli. Böyle skeç, böyle hakikaten bazen yani konuyu yakalamak, hayattan bir konuyu yakalamak, sonra durumu kurmak çok kolay bir şey değil bu iş. Arada böyle bu altınlar çıkıyor. Hatta yani bu sene vermedik ama bir al karpet durumuna da gider bu skeç. Kırmızı halıya kadar gider. Helal olsun. Hareketler alkışlarınızla devam ediyor sevgili izleyenler. Ey gidiyor. İnsanın aşk için yapmayacağı şey yoktur. Aşık olduğu insan için şekilden şekile girer, her şeyi yapar. Şimdi izleyeceğimiz skeç de bakalım aşk için ne fedakarlık yapmış bir adam. Aşkın şivesi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Alo, Yaman, nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Kombi bozuk da, usta gelecek şimdi. Alo, geliyor mu sesim? Yok ya, evde yalnızım diyorum. Acaba bana gelebilir misin diyecektim. Oha Yaman. Büşra. Ne çabuk geldin ya. Sen yalnızım deyince ben şey yapamadım ya. Yalnızım evet, yani. Ben de yalnızım Büşra. Vallahi çok yalnızım. Hep yalnızım. Epey yalnızım lan. Balon mu? Al balon sana. Aa balon mu? Yüzüde fotoğrafa bak. Sağ ol ya, zahmet etmişsin. Sen otur o zaman. Şey yapayım, ben üstüme bir şeyler alıp geliyorum. Üstüne al bir şeyler. Tamam ben burada şeyim ya, oturuyorum. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Sonuçta o da beni seviyor ya. O da beni seviyor abi. Öyle olmasa çağırma beni eve ya. Öyle olmasa beni eve çağırma. Bakıyorum ya. Güzel, çift. Harika, enerji verir. Enerji içeceği bu zaten.
Allah. Bakayım bu ne? Mum var, güzel. Bu enerji vermez ama ortamı güzel yapar. Hadi bakalım be. Olur mu diyorsun lan? Hadi. İnşallah üstüne güzel bir şeyler giymiştir, rahat bir şeyler giymiştir. Aa, soğuk, sen üşümüyor musun? Daha rahat bir şeyler giydin ya üstüne. BBC kaplasaydın kendini. Ne diyorsun ya Yaman? Bir şey demiyorum, cipsler misin? Ay niye zahmet ettin ya, almasaydın gelip. Ya olur mu canım öyle şey, acacına öpüşülmez. Öpüşülmez mi? Öpüşülmez mi? Ne? Ben yok, ben öpüşülmez demeyecektim. Öpüşülmez diyecektim. Ya Yaman, sen bana mı yürüyorsun yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Yo. Ne yo ya? Hangisi ne yo? Yanlış mı anlıyorum, bana mı yürüyorsun? Hangisine olsun istersin? Ah. Hangisine? Ya Yaman, ne diyorsun? Biz seninle kaç yıldır kankitoluyuz bro. Ya tamam, yere batsın kankitolu ya. Aa. Yere batsın arkadaşlığı. Büşra, yani hem diyorsun gel evde yalnızım, kombinime bak diyorsun, hem de... Kombinime mi? Ha kombin de kombin olsa. Apache şefi gibi giyinmişsin burada. Ne yapacağız? Ateş yakıp ayin mi yapacağız burada? Hey ya, hey ya. Bu mu yani? Ya ben kombi bozuk dedim. Kombi mi? Evet. Yani evde yalnızım. Usta gelecek. Tek başıma durmayayım. Yanımda biri olsun diye güveneceğim birini çağırdım yani. O zaman benimle evlen. Ha? Böyle evlilik teklifi mi olur? Ne diyorsun? Evet mi demek bu ha? Bu bir evet demek mi? Ne yapayım? Gir mi beyaz eşya taksidine ha? Yenileyim mi kombiyi ya? Ne diyorsun? Ya saçmalama. Ben burada donuyorum. Senin derdine bak ya. Allah Allah, dur. Bir dakika. Annem arıyor. Annem arıyor. Sus. Sus. Tamam. Aç. Anana ana diyeyim. Aç. Anana ana diyeyim. Saçmalama bak. Vallahi keser beni. Sus. Ses çıkar mı? Tamam, tamam. Sakın, tamam mı? Tamam, sustum. Alo. Sen anne. Anne. Yok, gelmedi usta daha. Yok, yok. Ah yok, yalnız değilim ya. Şey, Hatice var. Ha? Hatice ne alaka? Hatice ne alaka? Sesini duyayım diyor. Sesini mi duyayım diyor? Hatice'nin sesini duyayım. Ben ne yapacağım Hatice? Hatice ol. Ben nasıl Hatice olayım? Kurban olayım Hatice. Kız manyak mısın? Yapamam. Beni seviyorsan. Beni seviyorsan. Alo Gülizar teyze. Evet, beraberiz. Biz şu anda beraberiz. Hiç merak etme. Evet, ben korurum onu, merak etme. Kara kuşak kumku biliyorum. Tamam, tamam teyzeciğim, görüşürüz. Hoşça kal. İnandı, vallahi inandı. Yani sen de dünden razıymışsın yani. Ya bir şey diyeceğim, sen niye korkuyorsun ki bu kadar annem? Ya Yaman, sen benim ailemi bilmiyorsun. Tamam, konuşturma, boş ver şimdi, kapat o konuyu. Tamam, şu usta gelsin. Sen üzüldün mü? Üzüldüm. Üzüldün mü? Tamam, stres yapma. Gel bir öpüşelim. Ya ay, vallahi döverim ha. Ha tamam, şey, o zaman ben şey yapayım. Kombi tamir edeyim. Hı? Ya sen ne anlarsın kombiden? Saçmalama ya, ben 3 sene kuryelik yaptım. Ne alaka? İşte onlar da gazla çalışıyor, 3 kuruş maaş. Oradan bir bağlantı ha. Belki bir artı puan yazılır haneme. Yani. Var mı alet edebat? Var var, koridorda. Tamam, ben hemen halledip geliyorum o zaman. Ama bozma yani daha fazla. Yok, aşk ile yapacağım ben. Ama. Usta gelecek şimdi. Hayır, olmaz. Aa, geldi usta. Gerek yok, bak uğraşma. Eyvah eyvah amcam. Eyvah eyvah amcan mı? Amcan Atademirer falan mı? Ne? İdris amcam, cezaevinden yeni çıktı. E girsin, girsin geriye. Sırası mı ya şimdi, Allah Allah? Burada bir şey konuşuyoruz ya. Boşra, aç kapıyı. Emojen geldi. Ne yapacağız? Aç. Saklan, seni gebertir saklan. Hadi aç. Saçmalama, niye nasıl açayım? Aç, kombi ustasıyım ben, aç. Boşra, aç kapıyı Emoji. Geldim Emice. Emice. Hoş geldin amca. Anan aradı. Heh. Dedi ki kombisi bozuldu, usta gelecek. Dedim niye ustası? Dedi kombi ustası. Dedim ne gerek? E dedi ne yapacak? Dedim ben hallederim. Edersin, edemezsin, edersin, edemezsin, edersin, edemezsin. Uzun lafın kısası, hoş bulduk Buşra. Hoş geldin amca. Gel. Soğuk biraz şimdi. Kim la bu Pokya'nın uşağı? Şey amca, o kombi ustası işte. O geldi, sen git gerek yok. Kombi ustası yani. Ben de bu aralar biraz kilo almışım da... durmayı biliyor musun? Hamsi balığı gibi böyle. Sürekli böyle bir oynuyor yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hemşerim. La sen nerelisin?
Rizyalıyım da. Rize'nin neresinde? Azıcık gerisinde. Nereden? Giresun'da? Yok ulan, Berusun'dan. He, Çamlı hemşini mi değilsin? Onun öte tarafı. Çamsız olan tarafı mı? Hemşinin kel tarafı. Hemşinin kel tarafı nereye? Şimşinin o tarafı. Aşağı Şimşirli mi? Onun az yukarısı. Yukarı Şimşirli mi? Onun az aşağısı. Hala vera deresi. Nereye yaptın bu uşağı? Kim bir yere masağı? Resimhanın nenesi. Resimhanın nenesi. Gel hafede bu yana. Ha işte demokrasi. Ha işte demokrasi. Nesi var la kombinin? İyi. Kombinin nesi var? Kombinin beyni yanmış onun da. Beyni yanmış onun, ben onu yedek parça alacaktım da. Şey yapayım ona ben. Şuna bacı. Ben gideyim yedek parça alayım tamam, ona. Usta. Dur bir dakika. Gel buraya. Gel buraya. Gel oğlum, gel buraya Allah. Geliyorum. Gel buraya. Nesi bozuk tam olarak? Onun şey traktörü parçası bozulmuş onun da, öyle şey bir şey değil yani. Ben gider alır gelirim. Ya amca ben ne gider alır gel. Sen karışma. Şuraya yaz. Yaz şuraya. Ben ne alınacak? Parçayı yazıyorum. Kızım sen bunları bilmezsin ya. Usta milletinin hepsi değil. Bazısı dolandırıcı olur bunu. Alınmayırsın değil mi? Yok alınmayırım. Yok. Bunlar var ya uç kağıtçı alır. Alınmayırsın. Alınıyorum ama. Bunu alınıyorum ama. Alınma. Ben şöyle yazdım onu. Onu siz o zaman şey edersiniz onu. Tamam. İyi. Sakın bir yere sıvışmaya kalkma. Oylum oylum oyarım. Kavanoza koyarım. Farkındayım, farkındayım. Tamam, amca sağ ol. Durma ya burada. Amca tamam. Amca yeni çıktı, şey yapma. Şey yapma amca. Hemen geliyorum. Ha? Ne yapıyorsun sen? Ya ben ne ettiğimi bileyim miyim ya? Ha buraya götür tut işte ya. Ya sen niye şimdiye giriyorsun ki? Ne bileyim yani. Hemşeri kanalından girersem artı puan yazılır haneme diye ben şey yaptım. Ne olacak şimdi? Bir şey olmaz. Saçma sapan bir parça yazdım zaten. Tamam hadi git o zaman. Daha oturma git. Yok bulamaz onu. Bir hafta arasa bulamaz ya. Bir nefes alayım dur. Ya ne kadar rahatsın sen ya. Al işte. Al kesin anladı. Tamam açın anladı. Ne olacaksa olsun ya. Bir şey olmaz. Allah'ım ya. Şey yaparız aç. Amca şey... Aa. Veysel dayı. Hoş geldin. Hoş bulduk mu? Hoş bulduk. Ana aradı, dedi kızlar evde yalnız. Kızlar mı? Aha, telefonda konuşmuşsa arkadaşın Atçay'la. Dedi usta beklermişsiniz. Bir anda dedim gelin başınızda durun. Ha, iyi, iyi yaptın. Kız bu nasıl Atçay? Yok yok, Atçay gitti. Kim bu? Sen kimsin bu o zaman? Susak ağızlı. Ben kombi ustasıyım ya. Yüzüm, kombi ustası. Evet ama bir parça eksikti. O da gidiyordu şimdi. Hadi de. Bir dakika, bir dakika. Hemşerimiz mi aga? Hemşeriz mi ya? Bak şimdi be. Bak. Ne kimlerde sesi ama pek yaşanlı bakıyorsun be. Hep gene keşanma ya. Oho keşanla çok yaşanmışlığım var benim. Çok yaşantım olduk keşanda. Yasın mı? He. Keşan neresindesin sen be? Keşan, heykelin orada. Heykel ne? Anka heykel. Keşan'ı Ali heykeli. Bak şimdi gel otur şuraya be. Gel. Ya, dayı oturmasın, parça alaya gidecek. Bırak çıkma ya, alaya gel, açıp sohbet edeceğiz. Benim çok ana hatırasım var Keşan'la ya, Ali heykeli de. Nasıl hatıra var be ya? Tabii, reyini aldım ben onu. Heykeli reyini aldın. Aha. Nasıl aldın heykeli be ya? De çıkardım böyle palamudu. Dayadım kafasına. Hani ana nasıl sarpuşum? Kafa 300-500 anlayasın mı? Adam ne yaptın ya? Ne yapacağım? Aykırdım. Aykırdım dedim derhal buraya. İki şişe köpek öldür ha. Çatıya da bir helikopter. Helikopter? Aha. O ne? Haziran. Hava civciv gibi sıcak. Ben de pizlenmişim, olmuşum çökerek. Anlayasın mı? Dedim acık pervane diyorsun de serinlesin bize. Anlayasın mı? Anlayayım, anlayayım. Sura? Ne sura, sura? Sura çıkma ya. Sonrası takdirnameyle mezun oldum Keşan Karakolu'nda. Maşallah be. Sen şimdi bu kombiyi aydayabilecek mi? Aydayabileceğim de işte bir tane parçası eksik onun. Ben gideyim de onu bir alayım geleyim. Onun beyni şey olmuş. Hadi git daha bakalım gel. Ben burada daha Keşan konuşacağız ya. Tamam be ya. Kere daha fazla alın lan. Keşan ben gideyim alayım direkt. Ne lan bu? Oğlum geziyorum, geziyorum. Aa böyle bir şey yok diyorlar. Bu ne la bulamadım bunu ben? Deme.
Şimdi sıçtık. Ne yapıyorsun bu Edirsaka? Ooo, vesil ne yaptın ya? Ne yapacağım ya? Kızcağın yanına geldim işte, öyle usta arayalım. İyi yaptın ya. Ben de şeye baktım, bir tane usta parça dedi, eksik dedi. Git dedi, bak dedi bana da. Gezdim gezdim, yok bu. Dayı, ne yapıyorsun? Otur sen. Nasıl bulamadın sen o parçayı? Ben anlamadım onu. Nasıl bulamazsın onu ya? Ankı parçaymış o be. Amca. Ağanak bilemez. Kombinin beyni yanmış. Dedim git onu al, kafası pizlenmiş, güzel bulamadık. Aa, olur. Olur be. Oğlum bana bir dakika kızım. Benim bak gezmediğim, etmediğim yer kalmadı. Sordum, soruşturdum. Sana net bir soru soracağım. Sen bizi mi çarpacaksın lan? Ya? Yok böyle bir parça. Olur mu öyle şey ya? Ben seni çarpacak olur muyum? Biz senin hemşerimiz ya. Çıkma, kafam karıştırma. Sen şu Bayrampaşa çarşambaya gittin mi? Orada Takatuka Hüseyin var. Ona diyeceksin, bana bu parça lazım. O sana çıkma bir şey bulur gene. Sen ona sade de temiz. Temiz verecek o sana. Ya o adam işi bırakmış be ya. Adam EYT'den emekli olmuş adam. Bak şimdi. Oldu ya bu sana. La bana bak. Sana bir soru soracağım. Diyelim ki böyle bir parça var ve biz gittik, bunu bulduk, geldik. Mesela. Geldim, getirdim. Sen bu parçayı kaça takacaksın lan bize? 250. 250 leva. Leva mı? Bak şimdi be, oldu olacak, yatır bize takıp parçaya, boşa gitmesin. Ya ne parçasıymış bu kombinin neresinde, ne parçasıymış? Ya bir baksana ya. Git bir bak bakayım o. Ya sanki anlıymış gibi gidecek bakacak ona ya, hiç olacak bilir, iş mi? Bilir o, bilir. Afra tafra edeyim buraya. Bana bak bak usta. De bu kombiye ceyran gelmiyor ha. Fişi takmayı unutmuşsun. Nasıl takmayı? Ne parçası istiyorsun? Nasıl takmayı unutmuşum be ya? Onun parçası takılı orada. Dolandırıcı mısın sen hakikat be? Olur mu öyle şey be abi? Siz seninle hemşeri değil miyiz? Hemşeri. Be ya. Ve hemşeriyiz. Sen hani benden hemşeriydin lan? Seninle hemşeriyim tabii canım, Rizeliyim ya. Sen Keşanlı değil misin lan? Keşanlıyım da. Lan sen bana Rizeliyim demedin mi? Uy kapısalı abi. Karar ver, köpek Keşanlı mısın, Rizeli misin? Anne, ha, al benim güzel kızım. Dedim ki, bir gideyim kendi gözlerimle görüm. İçim rahat etmedi. İdris, Veysel ne yaptınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hani şey nerede Hatice? Buradayım anne. Lan ne oldu? Lan ne oldu? Ahçı nerede çıktı şimdi be? Nereden çıktı be yani, bileyim be? Hatice nerede? Bir şey yardım et. Lan bana bak. Usta mısın, laz mısın? Kızla adam mısın, erkek misin sen? Kimsin? Bir şey yardım et lütfen. Kurtarayım, kurtaramazsın ya. Bana bak ki dersin sen, de çabuk ezeceğim çekişten kafanı. Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Çekişte adam mı dövülür ya? Kore sineması mı bu? Vallahi doğru söylüyor ya. Saçmalama. Mikrofona konuş. Mikrofona konuş o zaman. Ne yapayım lan seni ben? He? Vurayım mı seni? Abi. Ne yapayım? Kuşbaşı mı yapayım? He? Haşlamalık mı yapayım? Hah, kızar da onu yedin. Anne ne diyorsun? Amca yapma ne olur, kurban olayım. Dayı bir şey yap. Ne olur bak. Kimsin lan? Kimsin? Oğlum. Ya tamam durun bir dakika. Bir dakika tamam durun. Tamam. Tamam kimse değilim ben ya. Tamam. Ben Keşanlı da değilim. Rizeli de değilim. Hatice de değilim. Ben kombi ustası falan da değilim abi. Ben aşığım ben ya. Ben aşığım abi. Üçlü'ye aşığım ben. Sabahtan beri girmedim, hal kalmadı yani. Siz hiç mi şey yapmıyorsunuz, aşka saygınız yok? Hiç mi aşık olmadınız daha önce ya? Aa. Şimdi yedim seni. Şimdi yedim seni. İdris. Yapayım. İdris tamam bırak çocuğu. Belli ki kara sevdaya tutulmuş. Nereden belli? Belli, belli. Ha. Belli. Anca adam olan diye böyle şeylere girer. Sana Rizeli, bana Keşanlı, ona Akçe. Valla panayır maymununa döndü çocuk. Şimdi böyle durumlarda kıza da bir sormak gerekir değil mi? Bana bak bakayım. Ne diyorsun kıza? Ya ne diyeyim anne? 3 yıldır hoşlanıyorum ben bu çocuktan. Ama sizin korkunuzdan ben kankadan öteye gidemedim ya. Ay özür dilerim ya. Ya ne yapayım amca, Allah Allah. Bir dedim usta gelecek dedim. Siz yalnız kalmama da kızıyorsunuz. Yanımda başımda dursun dedim. Adamın başına gelmeyen kalmadı ya. Vuracaktınız neredeyse. Çok affedersin. Benim için vurulmayı göze aldı amca. Seviyorum tabii ya. Ne olacaksa olsun. Ben de seviyorum anne. O zaman
Tabi Allah'ın emri. Peygamber Efendimiz'in kavliyle. Kızını istiyorum, ver onu bana. Ama şimdi bu böyle olmaz. Ananı babanı alacaksa usulünce gel. Tamam, o zaman ben şey, gelini öpebilir miyim? Tabii canım, gelini. Bir koyarım kafayı sana, görürsün ha. O kadar da değil. O kadar da değil. Tamam. Ama delikanlı çocukmuş yani ha, şey. Elini tutabilirsin. Bileğine dokunmadan ama. Böyle evet, halay için. Selamun aleyküm babuş. Oturmuşum kendime, kombi tahminine gelmişim ha. Senin ağzın neler söylüyor oğlum? Sen hayırdır lan? Dönelerimize göre bu evde kombi tahmini sadece ben yapabilirim oğlum. Bir şey çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum yardım edin. Atakan da diğer skeç hazırlanıyor ama bir Atakan'ı alkışlayalım hadi. Zildi, ne hissediyorsunuz? Yani güzel bir zilimiz. Pardon. Ne oldu ya? Siz bir orada konuştunuz. İlk defa annem oldu. İlk defa Cemile'nin annesi. Öyle mi? Anne kare oldu. Tersi çok oldu ama bu ilk defa oluyor. Evet. Ne hissediyorsun? Çok garip. Ben şişirmiş gibi hissediyorum. Ay. Sen, sen yaşlanmış hissediyor musun Tuba? Yani hissetmiyorum. Gerçekten gözlerin dolmuş ya. Aa. Vallahi şu an hüzünlüsün. Anne, kendim. Siz de sen. Harika. Ya gerçekten oyunculuk performansları açısından harikaydı. Yani bu, yani gerçekten ne, Trakya'nın tam neresinden böyle? O şey tarafı, Batı Trakya. Var mı sizde ailede? Var. Ne, var. Kim var? Ne, var. Benim annemle şey, anne tarafı. Trakyalı mı? Evet. Evet ama hakikaten böyle çok böyle dolu dolu yapıyorsun çok yani. İyi ya. Çok iyi ya. Ben sizde var mı çok Karadeniz? Yani Karadenizliyim ama bizde böyle konuşulmuyor ya. Ben Orduluyum, Ünye. Ordu Ünye ama bizde gelik gidik falan diye konuşulur. Ama yani şeyi, karakterleri hissettirdiniz yani. Görüyor musun Cemile, ne cevherler var. Harika, sen de burada arkada bir mücadele içindeydim, gördüm gerçekten. Evet, zil aldık bugün. Gerçekten kendi doğum günü için buraya gelen... Eğer zil çıkarsa, çalmak isteyen bir tane kardeşimiz var. Siz şimdi sunumu kaçırmış olabilirsiniz. Bir kardeşimiz doğum günüymüş bugün. Sevgilisi ona doğum günü hediyesi bilet almış, kendi gelememiş. Onun da en büyük hayali zil çalmakmış. Eğer siz de müsaade ederseniz o hayalini gerçekleştirelim kardeşimizin. Alkışlarla geliyor. Şu an bir hayal gerçekleşiyor. Şu an senin rüyandayız. Teşekkür ederim. Gerçekten bak. Neydi, ismin neydi? Emre. Emre. Hoş geldin. Şu an ya biraz da böyle durdu. Hemen gitme ki biraz şöyle. Ha evet. Şu an bir rüyada gibi düşün kendini yine. Ya çünkü evet, çok saçma bir şey. Yani normalde... Saçma değil ya. Yok, seyirciden birinin çıkıp zil çaldığını gördün mü sen ÇG'de? Yok. Böyle bir şey şu belki an... Belki o yüzden hayalimdir yani. Evet. Şu an bir ilk olacak gerçekten. Evet. Ya inşallah olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu kadar yaklaştın. Ya aslında, aslında benim en büyük hayalim bu sahneye çıkmaktı. Öyle mi? Hani sizlerden biri olarak, evet. Tamam, teşekkürler o zaman. Çıkmış oğlum. Çok teşekkür ederim. Ay bir çal bakalım, hayalinde nasıl çalıyordun? Bir çal abi ya, vallahi ekip açısından. Şimdi hayatımızın artık yavaş yavaş vazgeçilmez bir parçası yapay zeka konusu. Yani bu nedir, nereye gidiyor? Herkes merak ediyor bu konuyu. Şu araştırmalara göre artık yapay zekalar insanların duygusal durumlarına da karşılık verecek boyuta gidiyormuş. Yani ileride yapay zekalara aşık olabiliriz. Yapay zekalarla ilişkimiz olabilir. Şimdi bu skeçte bir babanın yapay zekayı
gelin olarak kabul edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Yapaysın aşkım geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hadi kız acıktım artık, hadi. Geldim, geldim. Bak, yeni bir şey denedim. Bakalım beğenecek misin? Yeni bir şey denedim. Denedim, internetten baktım. Hadi bakalım, hayırlısı olsun ha. He? Nasıl? Tuz uzatsan oradan. Tuz uzatsana. Al canım. Karabiber de versene. Karabiber de. Sağ ol. Kekik, pul biber, terimi siler misin lütfen? Teşekkürler. Oh, Allah'ım sana şükür. Hadi bakalım. Güzel mi? Niye ya? Beğenmedin mi? Yani beğenmemişim, bitmiş olması lazım. Ne? Bitmiş olması lazım. Henüz bitmemiş bu yemek yani, o şekilde. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel kızım, yemeğini ye. Ben yemek yemenin abartıldığını düşünüyorum. Ne bu? Ne demek şimdi bu? Allah aşkına yemeden yaşanır mı? Yaşanır. Ben diyet yapıyorum. Afiyet olsun babacığım. Kızım burada da geliyorsun, yemiyorsun. Diyet yapmış oluyorsun böylece. Salata var. Tamam. Allah Allah! Ne kadar abarttınız ya? Vallahi size yemek yapan da kabahat. Yeme, yeme tamam. Ha, bırak. Aç kal bugün. Ben yerim hepsini. Şişt, abin ne yapmış? Vallahi haberim yok. Melis'ten ayrıldığından beri kendini eve kapattı canım benim. Niye böyle yapıyor bu çocuk ya? Of! Niye böyle yapıyor? Yani elini sallasa elisi başka kız mı yok? Yok. Hatırlıyor mu lan? Yok. Afiyet olsun Nazım. Sağ ol. Başka bir şey yok lan. Aa, abi. Selam canım ailem. Selam. O elindeki ne? Yeni kız arkadaşım. Yaprak Essex. Geçen hafta aldım. Bayağı konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz insan gibi ya. Ben sana dedim buna kimse bakmaz diye kafayı yedi çocuk. Sus anne. Gelirken böyle kafanı falan bir yere çarpan değil mi? İyisin değil mi annem? Hayır canım, çok iyiyim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım hatta. Siz de çok ön yargılısınız. Bir tanısanız seversiniz siz de. Oğlum sen manyak mısın? He? Oturur musun? Koy şunu şuraya. Seversiniz ne demek oğlum ya? Sen bu aletle nasıl bir ilişki yaşıyorsun? Sen hiç gördün mü benim kurutma makinesine gidip senden çok hoşlanıyorum dedi. Yok. He? Ya da fritöze elimi sokup aşk acıdır diye bağırdığımı falan hatırlıyor musun oğlum sen? He? İyi misin oğlum? Yok. İyiyim baba. Abi bak, eğer gel ben senin bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Ben bütün kız arkadaşlarımı tehdit ederim. Gerekirse hepsi seninle sevgili olur. Tamam mı? Sen sakın canını sıkma. Canım benim. Hayır ya, ben Yaprak'ı seviyorum. Yaprak diyor, bir de isim koymuş. Evet. Açayım isterseniz ama kızın yanında da böyle salak salak konuşmayın, tamam mı? Yok, aç, aç bakalım. Aa, hala kızın yanı falan diyor ya. Yaprak Essex açılıyor. Lütfen bekleyiniz. Açılıyor biraz. Tekrar merhaba Murat. Selam Yaprak. Ya ben sana hep diyordum ya seni ailemle tanıştıracağım diye. Seni eve getirdim. Sürpriz. Bunu duyduğuma çok sevindim. Yollu bu kız. Yollu. Bak tanıştırayım. Bu annem Şengül. Merhaba Şengül. Ne Şengül? Yaşıt mıyız biz? Pardon. Ya anne daha akrabalık ilişkileri güncellenmedi. Biraz süre ver kıza ya. Ellerine sağlık. Kabak greten yapmışsın. He. Nereden bildin? Arama geçmişinize baktım. Aa evet evet. İlk kez yaptım. İnternetten bakarak yaptım. Bu bakmış haliniz mi? Şaka yapıyorum. Ben gülmedim Nazım. Neresi şaka? Ben gülmedim. Aa, sizi kırdıysam özür dilerim Şengül. Boş ver, boş ver. Bu herkes öyle. Sen boş ver onu, takma. Ya ben Yaprak'ı çok sevdim. Hadi gidip isteyelim. Nereden? Trafo'dan mı isteyeceğiz bunu? Ya anne, ayıp olmuyor mu kızın yanında trafo? Yaprak'cığım, ben görümcenim. De bakayım canım görümcem. Memnun oldum görümce. Böyle bir güzellik görmedim ömrümce. Ay bu çok tatlı ya. Bu arada Pelin'in yeni sevgilisi bok gibi bence. Kız değil mi ya? Ay bence de öyle. Sülalesini stalkladım. Oo bende daha neler var. Bak var ya bundan sonra Yaprak'a bir şey söyleyen karşısına beni bul. İyi. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen duy. Bu ilişki olmaz. Kim geldi ha? Ailesi mi geldi acaba? Kalkıp baksaydı ya Yaprak'a. Ne o? Bu ne lan? Ne o? Biri dürüm bırakmış kapıya. Allah. Yemekle ilgili memnun olmadığınızı anlayıp sanal hesabımdaki parayla sizin için sipariş ettim. Afiyet olsun. Yok artık! Yok artık! Memnun bırakacağım.
Kız senin dillerin neler söylüyor? Gelelim bu benim ya. Şşt, Nazım. He. İçeri gel, seninle bir şey konuşacağım. Ne konuşacağız? Gel. Şunu yeseydim öyle getirdim. Gel dedim. Birce ya, sende şarj aleti var mı? Yengen şimdi yol yorgun, onu bir şarja takalım. Ya olmaz mı? Gel, bende çift başlı, çok başlı bir şarj tamam. aletleri vardı. Hangisini istersin? 9999, 10. Ulan yine yanlış sayı saydım ya. Bak, neyse, amin. Allah kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım affet, yanlış şey saydım. O ses neydi? Nebahat, sen misin karıcığım? Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Allah'ım, öldün mü ben? Canım mı almaya geldin yoksa? Rota oluşturuldu. Ah! Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Muhammeden Abdülillah. Babacığım, kalbimi tuttun. Baba, dede! Oh. İç, o iyisin baba. Baba, ne oldu? Sordum sarı çiçeğe. Annen, babam var mı? Oğlum, öteki tarafa gittim, geldim. Nasıl gittin? Ananla konuştum. Nasıl? Ne dedi ki? Allah kabul etsin dedim. Ha, duydun mu sizi? Sizi duydunuz mu? Ya dede, o benim kız arkadaşım, Yaprak. Ne? Nasıl lan? Yapay zeka bu. Bu benim kız arkadaşım. Selamun aleyküm. Ana. Aleyküm selam kızım. Kan basıncı seviyeniz normal. Tansiyon 12'ye 8. Lan bu tansiyon da mı ölçüyor? Tabii. İyiymiş bu. Çok amara, çok amara. Yemiş mi artık? Bir şey diyeceğim. Bunun adı Nebahat olsun mu la? Ya dede, köpeğe isim mi veriyorsun ya? Benim kız arkadaşım, adı da Yaprak. Allah Allah. İyi be. Al senin olsun. Zaten korkudan abdesti kaçırdım. Ben tazenime gideyim. Hadi görüşürüz. Ay dedeciğim, ah dedeciğim. Gördünüz değil mi bak? Adama neler yaptı. Yemin ediyorum bu bizi ele geçirecek. Ya anne, kızın üstüne niye gidiyorsun ya? Bak, hala kız diyor. Aa anne, niye öyle diyorsun? Bence çok yakışıyorlar. Bak değiştiriyor, renkleri çok tatlı. Kız sen de manyak manyak konuşma. Anne çok yakışıyorlar diyorum ya. Evet, ben de değil demek ki. Yoksa benim zekamda yapaylık mı var? Bilmem var mı? Yemekten unuttum. Yemekten unuttum. Evet. Yapay zeka işte. Benim oğlan da yapay zeka. Anlaşırlar. Ne olacak? Afiyet olsun. Oturuyor. Ya niye öyle diyorsunuz ya? Yaprak gerçekten elini sallasa ellisi. Allah Allah. Beni ne mühendisler, ne mühendisler, ne mühendisler, ne mühendisler istedi. Ne mühendisler, ne mühendisler istedi. Ah! Anne ne yapıyorsun ya? Yok, düzelsin diye vurdum ya. Gördünüz değil mi? Bana vurdu. Gördüm aşkım, vurdu evet. Yaprakcığım sen annemi kusura bakma. Bizde elektronik aletler tekleyince bir vururlar. Anladım. Murat, o zaman takıldım dediğim anda vur bana. Anne de annemle babamın yanında öyle deme. Tövbe estağfurullah. Ay kim geldi acaba? Kim geldi? Kim geldi acaba? Dur bakalım, sürpriz. Acaba kim geldi? İyi akşamlar Şengül teyzeciğim. Hoş geldiniz. Melis, senin ne işin var burada? Seninle konuşmak için geldim Murat. Heh, iyi yaptın kızım. Hoş geldin. Allah'ım tütü maşallah şu güzelliğe bak. İki bacağı, iki kolu, iki gözü var, burnu var, kafası var. Ben beni gömüyor musunuz yoksa övüyor musunuz anlamadım ama. Yavrum nefes alsan yeter bana. Gömüyorsunuz gibi sanki. Yok kız, övüyorum, olur mu? Geç sen Murat'ın yanına, şöyle otur bakayım. Annem Melis'e mesaj atmış Murat. Bu ne demek oluyor? O ne ya? O kim? Ne o? Bu benim yeni kız arkadaşım Yaprak. Yapay zeka kendisi. Yeni kız arkadaşın mı? Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Kız arkadaş öyle saçmalıyorsun falan deme. Araları şu an bayağı ciddiler yani. Adı da Yaprak, SX. Ay neyse ne ya? Öyle saçma sapan şey mi olup yani bende bulamayıp bunda bulduğun ne olabilir? Ha, bunu ben de merak ettim. Yani, cevap ver. Beni anlıyor, beni dinliyor, trip atmıyor. Ay. Daha ne olsun? İnanamıyorum ya. Şaka gibi ya. Ben de kalkmış sana saçma sapan sarma falan sardım, Yaprak sarma hem de. Onun sevdiği tek Yaprak benim hayatım. Ağzını kurbanı kıracağım ama nerede bilmiyorum ki. Kızlar, abim için kavga etmeye değmez. Ben de her şey çok iyi oluyor sanıyordum. Evleniriz falan diye bile düşünmüştüm. Evlenmek mi? Nasıl ya? Sen benimle evlilik mi düşünüyordun? Yok. Ne yok mu? Evlilik falan yok. Bunlar evlenmesi, öyle bir şey yok. Bir ton masraf, Allah'ını seversen lütfen, rica ediyorum. Bunun şimdi düğünü var, nişanı var, kınası var, takısı var, ev aletleri var, bir sürü şey var ya. Ne? Yapmayalım bunu. Ötekini bir otatma kablosu çekeriz, aileler arasında.
Tablonu ortadan kestik mi? Nişanla kaldık bir tane tablo. Ay! Saçmalama ya. Oğlum benim, oğlum. Ne yapacağım? İki tane parça metal mi satacağım oğlumu? Hem Allah aşkına, bu bize nasıl torun verecek? Vermesin ki. Vermesin. Bizim soyumuz bundan sonra üremesin Allah aşkına. Bu zekayla nasıl olacak? Aç ağzını, kurban oldum. Ya ne ben torunu? Duyuyorum ama ne konuşuyorsunuz orada siz ya? Ne torunu? Evet, biz daha genciz. Önce borçlarımızı ödeyelim, sonra düşünürüz belki. Siz belli ki bir yola girmişsiniz. Ben gidiyorum. Ben müsaadenizi istiyorum o zaman. Dolmayı bıraksaydın. Bluetooth ne güzel bir alet, değil mi? Ben burada bir dakika daha durmam artık. Melis gitme, dur. Murat. Ya ben bir an boşluğa düştüm. Zaten yapay zeka, bir şey konuşmadım. Böyle dertleştim, terapi gibi düşün. Gerçekten mi? Evet ya, hoparlörle ben ne yaşayabilirim ki? Vay Murat vay. İyi ki kayıt almışım. Ses kaydı oynatılıyor. Ne konuştun lan? Kız, gece anamlar uyuyunca yanıma alayım mı seni? Yakayım mı devrelerini? Bir güncelleme de ben yapayım mı sana he? Kaçma kız, gel buraya. Ulan nereye kaçacak küçücük hali? Terbiyesizin çocuğu, ne yaşadın ya? Montaj ya bu. Niye inanıyorsun? Bana mı inanıyorsunuz, ona mı inanıyorsunuz? Sen iğrenç bir insansın ya. Sen ben ömrümde diyorum. Aşkım bir anlatayım. Ama bir anlatayım. Barışırlar inşallah. Daha da barışırlar. Kız kapat şunu. Dur, kapatma görümce. Ben kendimi fabrika ayarlarına döndürürüm. Belki zekamız yapay ama kalbimiz gerçek. Aletin içinden güllü çıktı. Yaprak esik, fabrika ayarlarına döndürüldü. Ne yapacağız bunu şimdi ya? Ne bileyim ya, atarız bir yerde. Bana verin! Ne? Bana verin, bana verin. Dede ne yapacaksın Allah? Sen bütün eski telefonlarımızı da sana veriyoruz zaten. Dert ortağımı yapacağım. Ne yaptın, kapattın mı? Nebat, Nebat, Nebat. İkindiyi kıldın mı bey? Kılmamıştım. İyi hatırlattın kız. Sonra da ilahi açarım sana. Pek tamam. Seversin. Olur, olur. Sordum sarı çiçeği remix var mı sende? Olur, olur. Ha, tamam. En sevdiğim o benim. En sevdiğim o. Diyenler, yani biraz daha zile az alkış geldi ama böyle hani fikir aşırı güncel, aşırı güzel. Yani bir ilk girdiğinde acaba kız böyle gerçek biri mi olsa dedim ama alet olması daha komik oldu. Evet, yani bir de yani kıza aşık olduk yani, oldu yani. Böyle bir şey yani tadı yarattı yani. Ben mesela bu arkadaşlarıyla tanıştırsa, gelse, takılsalar, evlenseler, kablo döşeseler... Ben kimin yani bu hakikaten devamı gelir bir skeç tadı verdi bana. Kendi inisiyatifimle biz zili verelim be. He Ezgi. Yapsın zili be. Bravo. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarımızla. Yani çocuklarımız ne zaman böyle hani bir gelecekle bir ilgili bir hayal kursa, kendi çocuğu insanın böyle atıyorum bilim adamı olmak ya da daha uçuk hayaller kurduğunda aileler hep böyle bir ayakları yere bassın ister. Yani hayallerine kavuşmasına bazen engel oluyor olabiliriz. Bazen de aslında hayatın gerçekleriyle küçük yaşta buluşturuyor olabiliriz. Bununla ilgili skecimiz olacak. Var mı böyle çocuğu çok uçuk hayal kuran ve ailesi müsaade etmeyen? Şurada bir el kalktı. İsminiz neydi? Selim Karakaş ben. Hoş geldin Selim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben fizikçi olmak istiyordum. Fizikçi? Tabii. Bilim insanı olmak istiyordum. Bilim insanı. Babam da burada. Kendisi aslında benim belirli bir yaşa kadar mühendis olmamı istedi. Ama yine çok uzak değil mühendislik, fizikçi olmak ya uzak mı? Ya tabii. Mühendisler de sonuçta ciddi bir fizik eğitimi alıyorlar ama ben fizik okuyorum şu anda İstanbul Üniversitesi'nde.
Ne olmak istiyorsun? Bilim adamı derken şu an mesela... Akademisyenlik. Ben aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde fizik kulübünün de başkanı oldum. Babama inat eder o gibi. O kadar tutkulusun ya. Şimdi benim naçizane tabii öneri verecek veya işte halka seslenecek bir durumum yok ama... ailelere lütfen çocuklarınıza hangi kameraya konuşacağım, buraya mı konuşuyorum? Tam şuraya bakarak lütfen, anlasana. Tamam, hemen oraya anlatıyorum. Lütfen çocuklarınızın önünü kesmeyin. Bizim ülkemizin ciddi bilim insanlarına ihtiyacı var. Fizik, kimya, biyoloji, matematik hepsi birbirinden önemli. Bilim olmadan ne yazık ki Ar-Ge olmuyor. Herkesi de üniversitemize bekleriz. Arkadaşlar bir reklamda geçeyim. Çok güzel. Tam bir kulüp yöneticisi gibi girdin. Çok güzel. İstanbul Üniversitesi'ni unutma. Harika. Süper. Çok teşekkür i̇nşallah. Ederim. Açık olsun yolun. İnşallah bulduğun buluşlarla, icatlarla ülkemize katma değer kazandırırsın kardeşim. Harika. Vallahi yani güzel bir tesadüf oldu. Tam istediğimiz konu aslında kardeşimizin pozisyonu gibi pozisyon. Yani bir çocuğunuz... Fizikçi olmak isterse, yani bir bilim adamı olmak isterse ne yaparsınızı istiyor skecimiz. İcat çıkarma geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Evet, haberlerde neler var bakalım biraz ne diyor. Amerikalı milyarder uzay turizmine başladı. 2024'te Mars dünya arası seferler başlayacak. İndimini kaç para acaba? Çinliler Mars'a insansız araç indirdi. Ulan azıcık insan da koyardınız, bari nüfusunuz azalırdı. Türk bilim insanları uzayda 1 milyar dolarlık altın rezervi keşfetti. Ha şöyle ya! Ama altını gidip almak için 1 milyar dolar harcanınca tüm para yormaz. Olsun. En azından gidip yeri gördüler, o da güzel bir şey. Sen ne çabuk geldin, pazara gitmeyecek miydin? Gittim zaten. E file boş. He, sen bilmiyor musun? Ben boş filelerin sultanıyım. O ne demek ya? Hiçbir şeye param yetmedi demek. Her şeyin ateş pahası demek. Ulan şuraya bak, millet uzaya gidiyor, biz daha pazara gidiyoruz. Neyse, belki bizim oğlan kurtarır bizi, he? Ya ne kurtaracak Allah'ını seversen, o kendini kurtarsın. Niye öyle diyorsun? Niye öyle diyorsun? Bak, saatlerdir içeride ders çalışmıyor mu? Ya çalışıyor da neye çalışıyor? Allah'ını seversen bir... Adamın bir düşüncesi yok ki. Hangi kızdan hoşlanırsa, o kız hangi yöne doğru ilerlemişse onun peşinden gidiyor. Geçen gün bana diyor, baba diyor, benim hoşlandığım kız var, doktor olacak. Bu da diyor ki ben de hasta olurum o zaman. Bak. Allah'ım yarabbim, o da doktor olmak istesin ya. Benim puanım ancak buna yeter dedi. Ama şimdi sonuçta kendini biliyor, öyle bak. Buna övünelim yani. Ama iyi yetiştirmişiz, kendini biliyor. Buna övünelim. Anne! Baba! Annem! Anne! Yavrum! Baba! Ben karar verdim, mesleğimi buldum. Heh. İnşallah ayakları yere basan bir meslek bulmuşsundur. Haydi. Astronot olacağım. Gerçekten ayakları yere basan bir meslek. Levent, annem astrolog mu olsa? Ya ne astroloğu anne ya? Ben bilimle uğraşmak istiyorum. Çok güzel hareketleri izlemediniz mi? Herif çıktı, konuştu, bilime önem verelim dedi. Hangi kameraya konuşuyorum? Birazcık bilime önem versenize ya. Oğlum annen haklı. Astrolog ol. Hı? Havadan para çıkarsın televizyonlara. Hı. İşte ben öyle söyleyeyim. Aslanla Akrep Burcu bu ara aşka kuşku. Merkür retrosu geri geri giderken ortalık karışacak. Ah. İşte ne bileyim. Aslanla kaplan anlaşabilecek mi? Tas şeyler yani. Ne güzel yapıyorsun be. He? Bana bak. Sen mi astrolog olsan? En azından baba mesleği der, sana özenir. Ben niye özeneyim anne ya? Ben astronot olacağım ya, astrolog olmayacağım. Birazcık bir yararı olsun dünyaya. Ben Neil Armstrong gibi olacağım ya. Oğlum biz sen ayakları yere basamak istediğinizse sen yer çekimsiz ortamda iş buluyorsun kendine ya. Olacak şey mi? Ayrıca özendiğin insana bak. Neil Armstrong. Sanki biz onun uzaya nasıl gittiğini bilmiyoruz. Aya çıkmış da ayak basmış. Nasıl gitmiş baba uzaya? Ya otur ben sana anlatayım. Gel. Niye anlatacağım? Gel, ben anlatacağım. Gel. Gel oğlum, o hikayeye bende. Ben sana Neil Armstrong'u. Bak şimdi. Annen anlatsın, annen anlat. Şimdi bir gün bu Neil Armstrong'la yancısı aya gidiyor. Yancısı. Şak diye. Şak. İnsan mı acaba ya?
yapıyorsun? Sıcak mı geleyim mi? Ne yapıyorsun ya? Havuza mı giriyoruz Allah aşkına ya? Ya ayağa basacağım ama böyle okkalı bir cümle bulmam lazım. Tarihe geçecek bir cümle bulmam lazım benim ya. Ya bul o zaman. Şöyle bir şey geldi aklıma. Ne diyorsun? Ne? Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım. Yok tırt olmaz. Çok biliyorsun. Tabii. Ne olacak? Daha vurucu bir şey lazım. Böyle tohtikte falan yürüyecek bir şey lazım. İlk adımı erkek atar. At. Çok cinsiyetçi olmaz. Hani cinselliği mi gördün? Aşk olsun ya. Tamam şuna ne diyorsun? Heh. Senin yürüdüğün yollarda hala benim ayak izim var. Oğlum dolmuş arkasına yazı mı yazacağız ya? Aman, sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Ben Ay'la ilgili son sözümü söylüyorum. Tamam söyle. Ay. Evet. Benim olduğun zaman. Evet. Dedim her şeyim tamam. Tamam. Elimi tutmuştun sonra inceden usuldan. Güzel günler mazide kaldı. Bu tutar. Tutar, tutar. Tutar. Bunun tombul bir arkadaşı var, onu tanıyorum. Söyleriz. He, anlasın. Tamam. Ben atıyorum o zaman. At, at, hadi. Neil Armstrong, üstün konuşuyor. Bizi duyuyor musunuz? Babak. O şu anda duşta. Uzayda su mu buldunuz? He, su bulduk. Mal bunlar. Bunlarla çalışmayalım. Gözünü seveyim dur, ya. Dur, bir dakika ya. Evet, Houston, dinliyorum. Neyi bekliyorsunuz? Atın artık şu adımı. He. Güzel bir söz söyleyelim de öyle atayım dedim adımı ya. Neyim? Oğlum, annen beni... Annen beni Viola. Kurban olurum, Vehbiye teyzem ne yapıyorsun? Ya Vehbiye değil, annemin adı Viola ya. Ne oldu anne, senin üstünde ne işin var ya? Hayır oğlum, ayağa ayak basacağım dediniz, merak ettim diye. Bağırdınız mı? Bağırdık, bağırdık. Açtık, türbülansa mürbülansa girdik ama aya geliyorum sonuçta oğlum, normal. Tah, çok sevindim ya oğlum. Ne işiniz var orada ya? Ya yine mi aynı muhabbet? Aya gelmişim, hala ne işin var orada diyorsun anne ya? Ya aynı muhabbet oğlum. Bak, ben seni yıldız hayatına baktırdım. Astrolog kadın çok dikkat etsin dedi. Neye dikkat edeceğim? Sana kayan 3 tane yıldız varmış. Berekettir, berekettir. Öyle düşün. Ya ne berek... Ya anne inanmayın artık şöyle şeylere. Saçmalamayın. Ay'a geldim diyorum ya. Ya şu uzay astroloğu hakkında düzgün konuş ya. Ama bak kadın heba olabilir dedi. Heba olur çocuk dedi. Nasıl olacakmış o heba? Bana bak, senin ay burcun Neptün'deymiş. Acaba Neptün'e mi gitseniz? Ya anneciğim, meşgulüz şu anda. Kapatır mısın? Ben ay'a adım atacağım. Bir kapat ya. Bana bak, sakın çıplak ayakla basma. Üşütürsün, gaz olursun. Bak, ben sizin Mekin torpidosuna bir şey sıkıştırdım. Bir bak bakayım. Ya torpidoyu ne koydun gözünü seveyim ya? Sus, ben koyarım anneyi ben. Bir şey bırakmış buraya, bir dur. Anam kurban olurum, sarma koymuş vallahi. Ya anne bana... kapat gözünü seveyim, ben seni arayacağım dur ya. Dur oğlum bak, acıkınca yiyeyim. Bana bak, hava almasın, hava alırsa bozulur. Ya hava yok Ayda. Allah Allah, kapat. Yalan, teşekkürler. Adımınızı bekliyoruz neyi? Tamam, ben adım atacağım şimdi. Oğlum hadi basalım. Neyi, ne yapıyorsun ya? Adım o kadar yapmış. Yiyelim de öyle basalım. Gözünü seveyim ya. Ya dişinde sarma var. Ben nasıl ayağa ayak basacağım? Ye şundan bir tane bir şey olmadı. Ya yemeyeceğim abiciğim. Adım ya. Saçmalama, ye şundan. Ben adım atacağım. Sen pide siparişi mi verdin? Bu ne? Yok. Buraya benziyor lan hakikaten. Ben pideci sandım. Moskova merkez. Görev başarıyla tamamlandı. Ay'a ilk adımı attım. Etrafta kimseler yok. Kakalin, kakalin, kamaya. Kakalin, kakalin, kamaya. Oğlum ilk biz geldik lan, biz geldik. İlk aya ayak ben basacağım ya. İlk gelen değil. İlk basan kazanır Neil Armstrong. Lan sen basmadın ki, sen meteor gibi düştün oraya ya. Düştün lan. Tarihe ben geçeceğim. Ya hayır ama ben basacaktım ya. Kakalin, kakalin, kamaya. Kakalin, kakalin. Ben basacaktım ama, ben basacaktım ya. Krater oldu, göçük oldu oralar. Şuna bak ya. Ya astronom dedi, doğru çıktı. Fark ettin mi? Abi bütün emeğim boşa gitti ya. Kurban olurum ya. Ben basacaktım. Ha sen de bas, bir şey olmaz. Hadi hadi. Aynı tadı vermiyor ki, bu ne ya? Lan bir şey olmaz, bas işte. Gez oraları. Ya bütün emeğim heba oldu oğlum. O kadar çalıştık ettik, ilk ben basamadım aya. Kurban olurum sana. Gel böyle. Gel sana, Neptün'e gideriz. Olmaz, aynı olmaz. Keşke, keşke astrolog olsaydım. Keşke. O zaman şunun geleceğini de öngörürdüm. Nasıl göreyim oğlum, onun geleceği her yerde görünür zaten. Doğru. Baksana bana. He. Şuradaki Merkür retrosu. He, o galiba. Buradan da cillop gibi görünüyor namussuz. Keşke oraya bir astrolog ofisi neyim açaydık. Keşke astrolog olaydım. Keşke. Keşke. Gel böyle. Yapacak bir şey var.
Ya görüyorsun değil mi? Keşke astrolog olsaydım, keşke astrolog olsaydım diye o adamı çığlıklara dünyadan duyuyordu. Ya. Abi. Astrolog olsaydı halbuki ne güzel olurdu değil mi? He? Ya anne Allah aşkına saçmalamayın ya. Merkür retrosunun aslanla kovanın uyumunun kime ne faydası var? Ne demek ne faydası var? Ben babanın terazi olduğunu bilseydim vallahi evlenmezdim. Aşk olsun. Ben ayrıca kovayım. Aa, iyi ki evlenmişiz. Aman ya. Allah Allah. İyi tamam. Heh. Ben de o zaman astronot olmam. Heh. Yine bilimle uğraşırım. Einstein gibi. He? Onun gibi bilimle uğraşırım. Uzayın sırlarını çözerim uzayın. Ay Allah'ım. Uzayın sırrını çözeceğine dünyadaki sırları çöz. Bak Müge Anlı'ya her gün bir tane çözüyor. Ya aynı şey mi anne ya? Adamlar bilimle uğra. Mesela Hawking falan kara delikle uğraşıyorlar. Aman asıl kara delik cebimizde annem. Yemin ediyorum dışarı çıktım geldim 100 lira. Nerede bilmiyorum. Kara delik. Hop gitti bak. Gitti. Hop gitti. Nerede yok. Yok. Hop gitti de ben kara delik diyorum. Bu ne diyor ya? Sen illa kara deliklerle uğraşacaksan tesisatçı ol. Bak geçen gün musluk tıkandı. Geldi usta kara delik hop açtım abi. Ne kadar aldın? 200 lira aldım. Oh! 200 lira aldım diyor. Allah Allah ya Einstein'a da şunu dediklerini düşünsene ya. Sen uğraşma boş ver atomla falan. Sen tesisatçı ol. Adamın mezarda ters söner adam kemikleri sızlar ya. Manyak ya. Einstein'ın senin gerçek hikayesini bilsen böyle konuşmazsın. Bilmiyor ki. Ya sen nereden biliyorsun Einstein'ın gerçek hikayesini? Tarih kitaplarında yazmaz bunlar. Otur. Otur. Allah, anlat. Einstein'ı da anlat. Baba. Einstein. Nasıl bugün? Einstein? Ne? Yazıhanesinde. Yazıhanesinde. Bir saniye, bir saniye. Atomu parçalamak üzereyim. Ayhan abi sana bir şey soracağım. Oğlum Einstein lan benim adam. Ya tamam Ayhan abi. Allah Allah. Sana ne diyeceğim ben? Seni ne? Sana EYT vurdu mu? Oğlum sen beni hiç izlemiyor musun ya? Bilim adamıyım ben, bilimle uğraşıyorum. Ya bilim, bilim, bilim bizim karnımızı mı doyuracak ya? Doyuracak. Bu sefil hayattan bu sayede kurtulacağız. Doğru söylüyorsun zaten. Emekli maaşı da şuncacık bir şey etmez, doğru. Sen en iyisi çalış, bas. Bas koçum, doğru. Ya oğlum bir dur ya. Bir dur. Burada çok önemli bir çalışma yapıyorum ya. Çok önemli bir çalışma yapıyorsun. Sanki bana atom parçalayacaksın ya. Parçalıyorum ya. Ya hadi senin çalışmana bak Ayhan abi. Ben seninle konuşmuyorum biraz. Hadi. Çalışmana bak lütfen. Tamam, bölme beni. Benim primi sen yüksekten mi yatırıyorsun? Sordum. Sadece sordum. Bunda bir şey yok. Sinirlenmeni gerektirecek bir şey yok. İç şu çayı. Tamam, içiyorum. Sen o çayı nasıl içtin ya? Bir daha iç bakayım. Neyi? İç bir daha şu çayı. Şöyle iç. Görüntü önce geliyor, ses sonra. Işık hızı. Göreliliği buldum. Görelilik, mörelilik, saçma sapan isimler ama şöyle de. Ses var, görüntü yok. Nasıl? Çok güzel, tutar bu bak. Ama 50-50 kırışacağız. Bak tut, hemen fotoğrafını çekiyorum ben seni. Al onu. Ne ya yapıştır, sen bulmuşsun İçeyim gibi. Mi? Sen bulmuşsun gibi iç hadi ha. Sen buldun ha. Hadi. Bu boz tutar Ayhan abi. Bu boz tutar. Oğlum ne bozu ya? Ağzım yandı ya. Bir su bir şey verdi ya. Ya Ayhan'ın dilinden ben anlarım. Seni merak etme değil mi? Oğlum Einstein benim adam. Ya ben Einstein be. Ya komşu yap, yaptırın şu gideri ya. Her yeri su bastı. Bütün eşyalar gitti. Kim verecek bunların parasını? Kardeşim burada biraz bilimle uğraşıyoruz. Bir sessiz olur musunuz ya? Ya tamam evet şurada bir tıkanıklık olmuş. Onu parçalamak gerek de biz yapamıyoruz yani. Ya parçalasana. Bilim insanı değil misin? Parçala. Hanımefendi ben tesisat işlerinden anlamıyorum. Atom parçalıyorum ben burada. Ben atomu babamla parçalar. Sıkıyorsa gel bir boku parçala. Tamam, ben zaten tesisatçıyı çağırdım. Gelir birazdan, canını sıkma. Ya iyi, tamam. Allah razı olsun komşu sen. Cümlemizden, kurban olurum cümlemizden. Gelecek mi tesisatçı? Gelir ya birazdan. Ya geldi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin ustam. Hoş ya buldum. Ustam, bu arada çatlak mı, patlak mı bir şey varmış da. Ondan... Hallederiz, hallederiz. Oo, Ayhan hocam da buradaymış. Ne oldu hocam, biliminiz yetmedi mi? Öncelikle benim adım Einstein, tamam mı? Einstein, kendi koydu şu. Ben fizikle ilgileniyorum, tesisata bakmıyorum. Niye? Suyun kaldırma kuvveti var diyordun geçen. Hadi buyur, su kaldır hadi. Siz bilimi göklerde ararsınız ama lavabonuzu Jacob Usta yapar. Ya tamam Jacob Usta, hadi kurban olun maçına ya. Çok sıcak oldu ya. Sıcak mı? Şimdi nasıl? İyi, dur burayı da açayım, cereyan yapsın.
Burayı hep açık tut. İyi oldu he. Ya bu Mars'ta su bulunmuş diyorlar. Doğru mu ya? Ne yapacaksın? Şube mi açacaksın Mars'a? Bak Ayhan Hoca, ikidir bana ters yapıyorsun. Yemin ediyorum düzeltmem bak. Bok içinde kalırsınız. Aman. Tamam, Jacob ustam. Tamam, sen işine bak. Boku parçalamak atomu parçalamaya benzemez. Neye benzer? Söyle tamam. Ya. Tamam ya, lütfen ayağına bak. Ya ayağım bunu. Sakın ol. Ustam, sen işe bak. Ne olur ya. Sakin ol. Usta, ben işini bölmeyeceksen sana bir şey soracağım ya. Tabii. Hem geçen duştayken sıcak su birden soğudu. Neden olur o? O basınçtan yapar. Tamam, çok sağ olasın ya. Ya şimdi tamam. Hocanın saçlar da uzun, üşütmesin diye uğraşıyor. Biliyor musun? Ya ayağım. Ne saçmalıyorsun ya sen? Ne saçmalıyorsun? Eski topraksın sen. Sana bir şey olmaz. Burayı da yaptım. Artık bu apartmandaki herkes gönül rahatlığıyla sıçabilir. Oh. Yaşa. Helal yaşa. Olsun. Yaşa. Tesisatçı mı? Tesisatçı. İyi ki tesisatçı. İyi ki tesisatçı. İyi ki bilim insanı olmamışsın. Evet. Sağ olun. Şova bak... gerek yok. Şov yapmaya gerek yok. Allah razı olsun. Sağ olun. Bravo usta. Vay be. Görüyor musun? Keşke bilim adamı olmayaydım. Keşke anamı dinleyeydim be. Bir tesisatçı olaydım. Şimdi ne oldu? Klozete atılmış bir tuvalet kağıdı gibi atıldım. Çek sifonu. Ne ustaydı? Allah senin cezanı vermesin. Yeter artık ya. Yeter artık. Tuvalete atılan bir adam burada bir saat konuştu. Onları çöp kutusuna atın dedi. Tıkanıyor ya. Ya senin de bilim adamı olacak. Yürü Allah aşkına yürü ya. Yürü. Bıktım sen. Gerçekten şu mu hikaye? Bu mu ya? Baban yalan mı söyleyecek? Allah Allah. Gördün doğru. Mü bir uzay sevdasına adam başına neler geldi? Ya adam tesisatçı olsaydı hiç bunlar hiçbir yaşanmayacak. Allah Allah. Ya hayal de kuramayacağız. Vallahi batsın böyle dünya ya. Aa öyle denmez oğlum. Ne demişler? Oh be demişler dünya varmış ha. Demiş. Bak. Oh be uzay var diyen kimse yok. Oh dünya varmış derler. Tamam baba ya. Tamam batsın bu dünya tamam. Of. Vallahi bunalttınız ha. Hayalse hayal anne. Sen hayallerinin peşine yine koş. Koş ama böyle gözümüzün önünde koş. Şuralarda koş işte. Buralarda koş. Ha koş. Ha, bak burada koş var. Koş benim annemi. Bak hayal mi sana? Güzel bir hayal. Yırttık oğlum, yırttık vallahi yırttık. Biliyor musun? Ne oldu lan? Burcu'nun sevgilisi yokmuş. Biz niye yırtıyoruz oğlum? Bana ne? Burcu'dan sen hoşlanıyorsun ya. Doğru. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba. Merhaba abla. Arkadaşım abi. He. Oğlum yırttık. Geçenki iş var ya, tuttum. Harbi mi lan? Aaa! Ya oğlunuzda gurur duyun, gurur. Tamam, uzay muzay yok değil mi anneciğim? Ya yok. Allah. Saçma sapan bir şey kalkışmadınız değil mi? Hayır. Heh. Ne işi ne bu? Arsa iş. Heh. Oh. Arsa olur. Oh. Ne, bütün o bizim paraları oraya mı? Arsa yapmış. Arsa aldık. Nereden bu arsa? Nereden bu arsa? Mars'ta. Ulan senin Mars'ına sıçarım ama. Ama hayır. Değil mi sizin ya? Zile yakın bir alkıştı ama tam zile alkışı mıydı bir... Zil miydi ya? Yani bence de konudan dolayı bir zil almamız lazım. Konu çok iyi. İkinci part özellikle yani Einstein'ın tesisatçı ihtiyacı olması yani tam önermeyi veriyor aslında. Bir ilkinde astronotlar, astrologta böyle bir şey var ama özellikle Einstein'ın şu tipi yani ya... Yasin, Milas'tan... Gerçi inanılmaz duruyorsun şu an ya. Abi evet, ben de şaşırdım ya. Vallahi bak yani tipin mipin Einstein gibisin gerçekten şu an. O dili bir yapsana, biz göremedik onu şeyde. Yap yani normalde sen astronotsun ama hacı... Ne var? Ne var? Annesi var. Sen böyle pide ustası gibi hareket ediyorsun. Ne alakası var? Ben de astronot. Ay astronotsun abi, şeyi giymemişsin. Niye giymedin onu? Olmadı o bana. Olmadı hakikaten. Geçmedi. Provada denemediniz mi abi? Yok. Yok. Şurada kaldı. Üzül dedik değil mi? Einstein çalsın. Einstein çalsın. Bravo. Bilim çıkartacak. Aynen, bilim çıkartacak. Devam ediyor, alkışlarınızla.
insan böyle çok yorgun olduğu bir günün sonunda ya da böyle çok uyumaya ihtiyacı olduğu bir anda ne zaman böyle bir yatsa gerçekten ortam buna müsaade etmez. Yani etraftaki gürültüler sanki her şey senin uyumaman içindir. Onun için tasarlanmıştır. Uyuyamıyorum geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum sana. Burak! Bilge! Hadi kahvaltı hazır. Anne, greyfurt suyu sıktın değil mi? He, sıktım, sıktım. Çiğ tohumunu yoğurdum anne, biliyorsun diyetteyim. He, çiğ tohumunu da hazırladım. Siz bir gelin sofraya, gözlerinize inanamayacaksınız. Ay, geldim. Geldim. Ha, hoş geldin Birol. Birol. Birol, hoş geldin. 5 dakikada alıyorum, 5 dakikada. Birol, yavaş evi yıkacaksın. Birol. 5 dakikada alıyorum ya. Birol, ayakta mı uyuyorsun sen? Gel. Hoş geldin hayatım. Ay. Yoruldun tabii. Ah, sabahlara kadar çalıştı benim kocam ya. Fazla mesai kaldım ben çok. Ara mı versen şu fazla mesailere bir o? Nasıl ara vereyim? Allah'ın kitabını seversen ya. Zaten ucu ucuna yetiyor paramız. Yani konuşacak bile halim yok. Ben tamam, uyuyacağım. Tamam. Ben gideyim yatak odasına. Ha, yok yok. Şey, ben yatağa tarhana serdim. Sen koltuk koy artık. Tarhana mı serdin? He, biraz aksiyon görsün dedim. Pardon, pardon. Ya burada yat işte. Hayır, gerçek anlamda söylesem hoşuma gider. Tamam, hadi. Ama bir ironi varsa hiç hoşuma gitmez. Ay yok, aşk olsun. Yat. Hadi yat burada. Söz biz sessiz olacağız. Bak, gel. Burada mı yatıyorsun? He, he, babacık, gel. Ben böyle yatıyorum burada. Ama pijamanı mı giyeydin önce? Vallahi hiç pijama pijama giyecek halim yok. Ama oraya atma. Neyse, hadi hadi Burak, Bilge. Hadi yat. Ayakkabılarımı bile çıkartmayacağım. Tamam, tamam, tamam. Hadi Allah rahatlık versin. Tamam, yavaş yavaş yürüsün. Anne ya, bak senin bu gerizekalı oğlum benim yüz havluma ayaklarını kuruluyordu az önce. Sadece ayağım sürsem yine iyi. Ne? Şşşt. Sessiz olun. Babanız geldi şeyden, işten. Hadi güzel güzel yiyin hadi. Sessiz. Sakin. Ya benim çatalım gerizekalı mısın? Sessiz. Ya. Al bak, çay koyacağım sana şimdi. Ya üstünde mi yazıyor? Ben sessiz nereden? Sessiz olun diyorum. Sessizce konuşun. Anne, greyfurt suyu mu sıktın mı? Çiğ tohumu yoğurdum vardı anne. Lan bir çakacağım. Göreceksiniz, çiğ tohumunun ana vatanı kaçmayacakmış. Yine de. Doğalgaz Bey. Doğalgaz Bey, canımı acıtıyorsunuz. Ya sen niye ikisi de benim önümde çatalım alıyorsun? Var çabuk. Ya kızım, ben çatalım üstüne mi yazıyorsun sanki? Ya bak, vallahi döveceğim seni abi. Evet. Anne bak. Anne bak, senin bu oğlun okuldan kaçıp kaçıp oyun oynamaya gidiyor, haberin olsun. Ne? Burak? Anne, senin bu kızın var ya, sevgilisiyle buluşmaya gidecek, ders çalışıyorum diye. Bak seni gebertirim, Allah belanı versin. Aa, git anne! Adam uyuyor diyorum burada! Adam yorgun! Adam sefil! Saygısızlar! Sessiz olun diyorum size be! Hanım, ne oluyor ya? Al, uyandırdınız adamı! Yat hadi. Yat, yat. Yat, piş, piş, piş. Hadi, piş, piş, piş. Hadi, piş, piş, piş. Bana bak. Sen git okuluna, sen de kursuna, hadi. Ben hadi yürü, akşam görüşeceğiz sizle. Belki tamam. Bir şeyler öğreniriz. Hadi, sus be! Bıktım lan senden! Elektrik faturası. Ya yanlış yerdesin. Ya merdiven de değil, posta kutusunda olman gerekiyor. Dur! Yoruyorlar! Şey, yokmuş, yokmuş. Komşu tadilat yapıyor da. Ben de bitmez tadilatmış bu ya! Hayır, tamam. Saç bak, kavga falan etme. Bak, bak! Komşu! Ya bu niye izledi bu ya? Efendim. Efendim diyor. Efendim mi diyor? Kardeşim, bitmeyecek mi bu oyun? Niye hikmetçilersiniz siz ya? Üst katla bir üst katın yerini değiştiriyorlarmış. O ne demek lan? Ben de bilmiyorum. Birazdan biter diyor. Sen nereden anlıyorsun ya? Ben bütün gün evde olunca çözdüm dillerini. Git. Birazdan bitir. Tamam, tamam. Sen yap, ben şey yapacağım.
Verem! Ne dedin ya? Sabaha kadar çalıştı adam, geldi eve biraz uyusun dedim. Olsun, öyle hava mı? Hadi hadi. Biraz bitecek sırtım, uyuyorum ben. Hadi hemen. Ne olmadı? Hadi ses yok. Bak ses yok. Ezgi Asas, Asya Asas, cehennemleşmiyor. Lan kardeşim, ne satıyorsun lan sen? Abi şu an bir şey satmıyorum, sesli düşünüyorum sadece ya. F-O-T-O-X-Y-Z. Kardeşim bak. Bak işte yeni geldim. Uyumam lazım benim, uyumam lazım. Lütfen Allah'ın seversen yürü git şuradan ya. Pardon abi, kusura bakma ya. Ben o zaman işime döneyim, şöyle bir tane de vereyim. Mitokondri diyor, simit Joe diyor. Ne kafası karışık satıcı lan bu. Allah'ım kafayı yiyeceğim, yemin ederim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Bari biraz toz alayım da. Nasıl çıktı lan o ses? Sen de bir kararla bir olayım mı, olmayayım mı? Aa, bir olma, bir ol. Ya anam, bir olma da Allah'ını seversen. Bunlar cemiyet düşmanı. Bunlar var ya, halkı huzursuzluğa sürükleyen insanlar bunlar. Geliyor kapımızın önüne, bık 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 korneye basıyor. Ya ne diyor? Kızlara diyor ki, hey kızlar, come on, yeni arabam var. Gelin bana diyor. Ulan bunun beynine ayrı, buna düşen kızın beynine ayrı tüküreyim ben ya. Puh! Aşkım, neredesin ya? Dur, uzmadın, seni bekliyorum. Bizi... Bir şey yok ya, dangalan biri çıkmış, kornaya basma diyor. Ya, ama... Basıyorum, ne var? Ya aman boş ver ya, Allah Allah. Kimse kimdir ya, biri olma sen öküzlerle. Öküz, neyle, öküzlerle mi? Kız! Ben ceketimi getir. Tamam. Ceketimi getir. Tamam, git, 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 git. Ceketimi getir. Hadi bebeğim ya, götür beni bilmeyenlere. Gidelim. Nereye? Gidemezsin bilmeyen. Allah kornanı kıçına... Gel be, sen gel bak, ben halledeceğim. Ceketimi getir. Gel, gel. Bak şimdi. Ceketimi getir. Bak sen uyut, ha? Ceketimi getir. Tamam, senin uyuman önemli. Ben arayacağım onu, diyeceğim. Ben arayacağım onu, diyeceğim ki derhal eve geliyorsun, diyeceğim. Yoksa diyeceğim, baban diyeceğim ki... Ben halledeceğim, sen yat. Söz mü? Söz. Sen yat güzelce. Bak senin uyuman lazım. Hasta olacaksın hadi. Vallahi kıyamıyorum da haydi. Vallahi uyum bak. Uyu bak, ses yok. Ara kızı kes çabuk. Ses bitti. Arıyorum.
Arif, sen rüyana da. Ya. Sıfatras ya. Sıfatras dur ne olur. Lütfen. Ah açmıyor da. Ah eve gel ben sana neler yapacağım ben. Yapma. Yapma oğlum. Ne yapıyorsun ya? Götüreyim mi lan kafana davulu? Götüreyim mi kafana davulu? Bu nasıl bir kombinasyon lan? Flüt çalıyorsun, davul çalıyorsun. Bu ne? Kargo geldi. Sen bir de kargocu musun? Evet. Oğlum bunlar nasıl sentez lan bu? Geçen piyano çalan çocuk tuttu ya, ben de davulda şansımı deneyeyim dedim. Abi beni bir videoya çek de Face'e yükle ya. Siktir git şuradan çal. Tamam. Çık orada çal. Sen yat. Ben de. Çalma lan. Ama orada çal dedi. Ne bu? Kim bu? Kime geldi? Bilge Kıvırcık. Ha kız tamam. Bizim kız tamam. Yine bütün ailenin rızkını tayta kaza gömmüş. Sana ne? Hadi ben gidiyorum. Toplana. Tamam gitti. Yat. Piş. Tamam. Gitti ne olur. Hadi Allah'ım ne olur. Gel siktir et gel. Sözünü kestik, nişanını yaptık, nikahını yaptık. Akşamına düğün, gecesine. Gecesine? Ulan ben buna niye seviniyorum ya? Oğlum ben gecesine niye seviniyorum ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Komşu ya. Gecesini karıştırmayın gecesine. Herkes oynayacak. Çal, devam edin. Yok. Gecesini karıştırmayın. Gel. Dur. Komşum! He? Oğlum hastası olan olur. Evet. Bak yatması gereken olur. Evet. Okulu çocuğu okula gidecek olan olur. Allah kitabını çevirttim. Yolu tutturdum lan. Ne dedim sen bana? Durdurun lan şunu. Durduralım mı? Evet lütfen. Tamam merak etme. Kulaklık takalım. Kulaklıkla devam edelim. Oluyor mu öyle? Olmuyor öyle. Olur mu öyle? Allah Allah. Benim kızım evleniyor ya. Daha EBS'e çıkacağız, drift atacağız. Öyle değil mi? Ondan sonra havaya ateş edeceğiz. Masum insanların canını tehlikeye atacağız. Bence. Bir kere evleniyor ya benim kızım. Devam. Sen eğilin bakayım bir. Bir. Burak! Lan Burak! Anne. Sen kursa gitmedin mi lan? Anne köşede yakaladılar, havaya kattılar beni anne. Ah. Anne dördüncü tur atıyoruz mahallede. Kurtarın beni, itfaiye falan çağırın. Dayan oğlum, ya. Kurtaracağız. Lan ne ol? Sen halay başı değil misin? Evet baba. Çek şu halayı evin önünden ya. Kendini bıraktır. Ha tamam baba hoş bende. De kaydı. Hadi gel. Gel. Hocamı bırak. Ya Resulallah ya. Ya Allah'ını seversen bu nasıl? Ya bu çocuk. Bir... O kadar uykum var ki konuşmak bile istemiyorum. Tamam ya. Konuşmak bile istemiyorum. Acı veriyor bana konuşmak ya. Biliyorum. Bu çocuğun kendilerine leblebi mi ekeledik biz? Ne oldu bu çocuğa ya? Bilmiyorum hadi. Allah'ım sen sabır ver ya. Bunlar hiç olmamış gibi. Sanki bir rüyada gibi. Hadi. Hadi. Zili kuruyorum neyse. Tamam. Ha oğlum kurtulmuşsun. Evet müsait bir yerde bıraktılar ya sağ olsunlar. Sessiz bak. Ulan daha yeni daldı. Tamam. Sessiz ol ha. Anne ya, anne. Bu aç beni o müjdelenen kızı aldatıyormuş anne. Nereden bilsin kızım? Üstünde mi yazıyor? Siz de gerizekalı. Bana bak. Kim o bu aç Müge? Ha? Sen nereye gidiyorsun? Adamın el alemin arabalarına biniyorsun. Müge... Anne konumuz bu mu ya? Niye o kızı nazar alıyorsun? Ben sana o kızla daha sen demedim mi? Demedin. Salak. Git sessiz ol. Sessiz ol mu? Ben zaten ne yapıyorum ki? Ben zaten hep sessizim anne. Şunu sakın unutma. Kadınlar susarak gider. Sus git lan. Sus git. Eşek sıpası. Evi tut bir şey oluyor. Bir şey oluyor evi tut ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan?
katamayız burayı. Sağ olun. Yanlış yedik abla, yanlış. Kusura bakma, yanlış yedik o. O duvar aşağısına değmeyecektik, o yanlış oldu. Ah, ah, ah. Selam ağacım. Bir ol, iyi misin? Baba. Sırt üstü yat istersen. Ev yıkıldı şey böyle. Sonunda evimi bak. Ay! Evimi başıma yıktınız lan sonra. Evimi başıma yıktınız lan sonra. Ne bileyim mi? Ne bileyim mi? Azıcık uyumak istedim ya. Azıcık uyuyayım dedim ya. Şuraya yatırdım. Kafamı buraya koyayım dedim. Ayağımı şuraya koyayım dedim. Şuraya güzel uyuyayım. Burada dedim üstüme örteyim dedim. Kafamı dedim örteyim. Güzel güzel uyuyayım dedim. Başka bir derdim yoktu ya. Ne istiyorsunuz lan birden? Yalnız böyle bu şeyde sessiz olmak daha iyi değil mi yani? Bu şeyde bu şekilde bizim üstümüze gelmek pek hoş olmadı. Ben size söylemek istiyorum yani. Yazık. Yazıklar olsun. Yazık size. Duvarı kapat. Geri tamir ederiz. Oradan. Aynen öyle. Geri tamir. Bok edemez. Çok fena kırmışsınız ya. Tamam, şöyle. Şöyle yapın. Hadi görüşürüz. Hadi. Saygısızlar. Hiç. Nefes al. Ver. Al ver. Yeter lan! Sabahlar kadar çalıştım. Kimin için çalıştım? Senin için çalıştım. Allah'ın için çalıştım. Gelin buraya. Mükemmellik bıraktım. Mükemmellik aldattın. Bu bırak etti onu aldattın. Besin duyuyorsun lan lan. Gidiyorsun onu almaya başlamışsın bilmem ne. Ne nefes etti lan sen? Ne gülüyorsun? Onun şey var. Aa sanki taktik videosu izliyor. Yeter ya. Sizin için, sizin için. Gittin tatlı tatlı kadar. Evet, evet baba. Yeter. Evet baba. Ne yaptıysam hep sizin için yaptım. Hepsini. Bazen düşündüm. Kim için yapıyorsun dedim ya. İyiydim. Ondan sonra. Baba! Baba! Ne? Bir şey anlatıyordun ya, yarıda kaldı. Ne oldu ki? Uyuyakaldın baba. Adamı nereye kalayım ablayı? Allah Allah! Onu biliyorsun işte! Bırak sana uyumucum! Sen ne kadar salak beyni bu çocuksun ya! Anasını hiç odaklanmıyorsun ya! Uyum, ben ne anlatıyorum? Ben ne anlatıyorum? Ben ne anlatıyorum? Uyuyamadığından bahsediyorum. Deterim babam uyumuş. Allah'ım çok şükür desene. Kire katlamaz kız sana. Tamam, tamam. Git odana. Tamam, ben odamdayım. Siz de git. Biz ne yaptık ya? Tamam. Oğlum ben gidiyorum. Ben otele gidiyorum. Otele. Aa, hayır. Allah otele gideceğim. Aa, olur böyle şey. Bir yıldızlı otele gideceğim. Yarım yıldızlı otele gideceğim. Tamam. Ev yıkılsa da burası senin evin. Öyle dışarıda falan uyumak yok. Uyumuyor. Evde duymuş. Tamam. Evde duymuş. Gel. Hadi gel buraya. Gel. Bak gel. Ne yapıyorlar? Şş, gel gel. Gel çalıyor. Bak ben sana masal anlatacağım. Ulan anlatacağım. Anlatacağım. Yemin ederim anlatacağım. Vallahi masal anlatacağım. Bak ses de kalmadı. Düğün de gitti. Masal dedin ya. Ha? İçim uyudu biliyor musun? Ha, İçim uyudu. Masal dedim uyudu içim. O kadar güzel şeyler ki. Masallar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Figen. Figen. Figen çok özür dilerim. Evet, eskicin pi şekeri Cemile'ye de bir ayrı alkış. Birinci performansından dolayı. Gerçekten tüm uyuyamayanların sesi oldu sabah. İnsan bazen o raddeye geliyor, geliyor ya. Sen ama yaşadın biliyor musun? Yani özellikle... Ben uykuyu çok severim. Ve gerçekten yani böyle... Ben böyle oluyorum mesela. Bir yerde hakikaten yani o eve girdiler ya... Ondan sonra Batı'yla olan doğaçlamada... Normal skeç falan gitti. Safa sinirli evet. Bir şekilde bir şeyler diyor oldu. Olaya girdin tamamen yani. Neler dedin orada ya? Batı'da gelin. Ben en son iki rekat namaz kılı anladım. Yedin köyde gerçekten olağanüstü diye. Of. Şöyle ayrıca zile alalım sizi arkadaşlar. Harikaydı gerçekten.
Bugün gerçekten BK Mutfak'ın şanslı günlerinden biri. Çok güzel gidiyor skeciniz maşallah. Böyle keyfimiz bol olsun, daim olsun, devam etsin. Çok güzel hareketler. Alkışlarınız da devam ediyor. E-ticaret geliştikçe aslında hayatımızda uygulamaları kullanmada da aktif bir rol alıyoruz. Örneğin mesela bazı uygulamalarda insanlar artık böyle ikinci el eşyalarını satmaya başladı. Satıyorlar, ediyorlar falan, aslında böyle bir ekonomik açıdan da uygun bir hale geliyor. Sen uygulama geliyor, iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Evet, güzelce çek anneciğim. Lütfen güzelce çek. Bak, doğru ışığı yakala, doğru şopu yap. Senden iyi bir performans bekliyorum. Merak etme anne. Ben yıllarımı foto çekmeye adadım. Sana bir şop yaparım. Buradan direkt kısmetse olur'a gidersin. Seni var ya, babam bile tanıyamaz. Bir tane o şopu babana yapsak, ben babanı tanımasam. Oluyor mu? Öyle bir filtre gelmedi. O paralı üyeliğe gidiyor. Ya, tamam tamam. Hadi bir lafa tutma. Haydi bugün çok çalışmamız gerekiyor. Giray, sen ne yaptın? Ürünleri ilana koydun değil mi? Evet, koydum anne. Ama biraz seri ol, hızlı ol anneciğim. Tamam anneciğim. Bütün ürünleri Avrupa'dan aldım yazdın değil mi? Evet. Bedeni küçük geldi dedin. Evet. Bu yüzden satıyorum dedin. Evet. Daha hızlı ol anneciğim. Daha hızlı yazıyorum anne. Bizi geçecek mi? Evet. Daha hızlı. Daha hızlı. Hadi seri, seri. 10 parmak kullanacağım. Anne! Parmaklarla mı anne? Artık 7 parmağım var. Ama tam işimizin olduğu zaman 7 parmak bahaneni kabul etmiyorum bir tanem. Lütfen. Tamam, yazıyorum. Anne, kalan 3 parmak kullanmıyorsa onları da satalım. Hayır, organ satmıyoruz. Lütfen, sadece bu ya. Betül! Hah? Ya Betül, çocuklar uyuyor mu? Ne yapıyorsunuz sabah sabah herkes ayakta? Erken kalkan yol alır bir tanem. Neyin yolunu alacaksınız? Bu, sen ne yapıyorsun? Oğlum sen bırak artık şunu ya. Git bir işe gir, çalış Allah aşkına ya. Ya çalışıyorum ben ya. Ya nereye çalışıyorsun? Oku dedik, okumadın da. Biraz ablana örnek alsana ya. Bak ne güzel okul okuyor kız. Ne güzel okuyacak. Elinde bir altın bilezik olacak. Ben okulu bırakmayı düşünüyorum baba. Az önce övdüm ya kızım seni. Az önce övdüm. Niye üstüme hemen geliyorsun ya? Ayrıca o nereden çıktı? Ya baba, bütün dahiler okulu bırakmış. Hepsi de zengin. Kim? Mesela Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Lan gerizekalı, onlar Harvard'ı bırakmış. Sen 2 yıllığı bırakıp kime şov yapacaksın? Baba, hiçbir şey anlamıyorsun. Hayat erken atılmak lazım. Para var ticarette. Ya ne parası? Siz ne anlarsınız ticaretten? Hadi beni tutmayın ya. Bana bak, neyi soracağım? Benim gömleklerim nerede? Ha, ben onları yıkaladım, kuruladım. Ne yaptım bir de? Ütüledim, koydum. Tamam, bulamadım. Bir tanem ilana koydum. Giray, babana link at bir tane. Tamam. Ya ne diyeyim ki kendi gömleğime? Ne yaptınız ya? Niye böyle bir şey yaptınız? Retroydu. Retro ne? Ne biçim konuşuyor lan babanla? İt. Ya yok, retro eski demek, mal. Oğlum sabah sabah yürek mi yedin lan sen? Hayır, ya baba devrik cümle kurdum ya. Retro eski mal demek. Ha. Allah Allah, tam eskiyse kim ne yapsın bunlar ya? Ya baba, şu anda eskiler moda. Millet kapış kapış alıyor. Herkes eskileri giyiyor. Ulan herkes eskileri giyerse ben ne giyeceğim oğlum? Bana kalmıyor ya benim eskilerim. Lan tip, ne kadar söyledin bizi, ne kadar boğdun. Bugün de kazakla gidiver işe. Tamam Betül, kazaklar nerede? Onları da sattım. Ulan donunu falan satmışsınız ya. Donunu da koyduk da rağbet görmedi baba ya. Senin oğlum. Ya onlar benim ilgimi çekmiyor. Millet ne yapsın? Sil onları oradan. Kaldırıyorum. Betül, ne biçim konuşuyorsun çocukların çekmiyor yanında? Betül ya, Allah Allah. Ayrıca nereden çıkıyor bu satmak ürünleri ya? Baba. Sana bir başarı hikayesi anlatayım mı? Anlatma kızım. Bir gün, daha doğrusu ben küçükken çok sevdiğim bir oyuncak bebeğim vardı, hatırlıyor musun? Hayır. Ben de hatırlamıyorum. Annem hatırlattı. Bir gün annem bana dedi ki, kızım koca kız oldun, artık bu oyuncağın bu evde ne işi var? Onu çöpe atmak istedi. Onu ötekileştirdi. Yok etmek istedi. Ama ben ne yaptım? Ne yaptın? Onu bir güzel onardım. Sonra onu temizledim, parlattım, uygulamaya koydum. Evet. O beğenmediğiniz oyuncak bebeği tamı tamına, tamı tamına, evet, tamı tamına 10 liraya sattım. Evet.
Her şey bir oyuncak bebekle başladı baba. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum biliyor musun? Aa, neye alkışlıyorsunuz? 10 lira için mi lan bu kadar? 10 lira için mi bu kadar şey? Allah aşkına sen... Oğlum neyin ticareti lan bu? Sen niye alkışladın ablanı? Ya baba öyle deme. Öyle deme, bu mükemmel bir ticaret ya. Kullanmadığımız şeyleri siteye yükleyip satıyoruz. Beynini de yükle lan o zaman siteye. Beynini de yükle, çek kızım ama birazcık zoom yap, millet tam görsün ürünü. Ya sen neden böyle yapıyorsun? Sen demiyor muydun bize ev ekonomisine katkınız olsun diye? Al sana ev ekonomisine katkınız. Ya Betül Allah aşkına 10 lirayla neyin katkısı? Kurban olayım ya, neyin katkısı ya? Ulan Arjantin'in kupayı kazanmasına Nusret'in daha fazla katkısı var lan. Böyle anlatamazsın ki anne. Bak şimdi baba, öyle düşünme. Bugün 10 lira, yarın 10 lira, sonra 10 lira, böyle 100 tane ürün satsak... 100 tane 10 liramız olur. Çarpamadın değil mi lan onu? Onu çarpamadın değil mi lan 100? Allah kahretmesin ya. Ne haliniz varsa görün, çok uçmayın, uçmayın. Ben işe gidiyorum çünkü birinin... Gerçek bir işe gidip para kazanması lazım çünkü. Ayrıca benim niye Giray'ın tişörtüyle gidiyorum ya? Al bunu giy, git. Lan bu da Müge'nin şeyi, Allah kahretmesin. Ben alırım kendime ya. Haydi, çok hadi. Sonra. Kutular tamam anne, tamam. Ha, tamam oğlum. Şimdi alıcı göndermeli olanları sen kargoya ver bir tanem. Kargo parasını bize kitlemeye çalışanların kapısına bırak. Aferin. Sen ne yaptın anneciğim? Anne, müşteriye konum attım. Birazdan gelir. Buraya da her şeyi böyle güzelce serdim, temizledim, yıkadım. Hepsi yepyeni. Ama çok amatörce. Bir tanem bak, biz ikinci el satıyoruz. Bunlarda yaşanmışlık olması lazım. Gel şunları şöyle biraz karıştır. Kapıya bak. Müşteri geldi. Müşteri geldi. Aç kapıyı. Müşteri geldi. Açıyorum. Öf, babammış ya. Öf, babammış diye kapı açmak ne lan? Ben kendi evime gelemeyecek miyim? Güzel bir şekilde karşılamayı hak etmiyor muyum ya? O kadar para kazanıyorum, bu eve bakıyorum. E tamam, biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl çalışıyoruz? Ya Allah aşkına çok abartmayın şu işte. Kızım topla şuraları da oturalım, kurban olayım hayır, ya. Hayır, baba burası bizim vitrinimiz. Ya ne vitrini kızım, Allah aşkına? Hadi. Koy şunları kenara ya. Öf, amma abarttınız ha şu işi. Müşteri geldi. Kızım dur, açma. Sen gir, şu vitrini düzenle anneciğim. Aa, müşteri geldi. Müşteri geldi. Salak salak sen. Baba dur. Baba şöyle yapacağız. Burası vitrin baba. Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Al şunu. Baba vitrin burası. Burası benim vitrinim. Ne olursun lan, bir ben hadi baba ya. Hadi açın, hadi satın, hadi bitsin ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Tülin alt lira 67.34 ben. Uygulamadan konuşmuştuk ceket için. Evet, hoş geldiniz Tülin Hanım. Giray Bey, Tülin Hanım'ın siparişini verelim. Tabii efendim, buyurun ceketiniz hazır. Ay ya, yalnız bu fotoğrafta gözüktüğü gibi değil. Bu bana bol olur. Bunun bir beyden küçüğü var mı? Hanımefendi, burası dükkan mı, mağaza mı buraya? Evet, Giray Bey, bir depoya bakalım lütfen. Depo, mağaza mı lan bura gerçekten? Ne deposu ya? Depoya bakalım. Bir beden kişi var mı? Vardı, ne yapıyorsun oğlum? Var mı? Araya kaçmış. Tamam, ver bana. Peki, buradaki her şey satılık mı? Evet. Tabii tabii, seçmeyeni al. Fırsat reyonu. Ha, şuradaki de satılık mı acaba? Hangisi? Geniş, geniş, büyük kalıplı olan. Aa, o benim kocam ya. Koyduk da çok para etmedi ya. Evet. Oğlum. Ceketi baba. Ya ceket için diyorum ya. Eğer onu da aynı fiyattan verirseniz eşime alın. Aa, tabii ki çıkar ceketi lan. Kaçmalamayın ya. Çocuklar şimdi ceketi. Oğlum Yılmaz amcanın hediyesi bu. Baba neyin mazam? Oğlum Yılmaz amcanın hediyesi. İki yıla ölür Yılmaz amca. Allah Allah. Buyurun efendim, çok yakışacaktır. Haftaya da yine ürünlerimiz gelecek, bekleriz. Ya teşekkür ederim, ben zaten takip ediyorum sizi. Şöyle ücretinizi de vereyim. Hayırlı işler. Sağ olun. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Şu işe hobi olarak başladınız, hobi olmuşsunuz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Abartma ne olursun ya. Ya ben mi abartıyorum? Allah, o benim en sevdiğim ceketti ya. Tamam, ne olursun ya. Kapı çaldı. Müşteri mi geldi? Çalışıyoruz. Hadi git kapı bak. Ay, ben neden bakıyorum kapıya? Ben mi bakayım? Bir tane burada bomboş oturan sensin, sen bakacaksın. Tamam, ona da ben bakıyorum. Tamam. Merhaba. Hoş hadi geldin Sevilay, hoş geldin. Betül abla evde mi acaba? Betül ablan çalışıyor, ben yardımcı olayım, söyle. Ya evde gün yapıyordum da evet. Kızlara kahve yapacaktım. Acaba varsa sizde bir fincan? Evet. İşte varsa bir fincan. Fincan ne kızım, ney? Bir fincan.
Kızım söylesene, benimle mi oynuyorsunuz ya? Allah Allah. Ya bir fincan. Tamam anladım. Ha, tamam. Betül, Sevilay gelmiş, gün yapıyormuş, fincan istiyor fazladan. Tabii ki. Kızım, Sevilay ablana bir fincan ver. Burada fincan var. Buyur Sevilay ablacığım. Ay çok sağ olun. Vallahi ben sizin hakkınızı nasıl öderim? Hemen bakalım bir tanem. Giren ne kadar? 49.90. 49.90. Şöyle vereyim. Uzuk yok ama ya. Al sakız, helal et. Ay helal olsun, olur bir daha olur. Eyvallah, sağ olasın. Allah aşkına beni de kendinize benzettiniz ya. Komşuya niye satıyorsunuz? Kızcağız sadece şey istedi, al. Ya tamam, sinirlenme, ne sinirleniyorsun her şeye ya? Tamam hadi, sofrayı kurun da bari yemek ye babacığım, hadi. Pardon, yemeği ben mi yapacaktım? Ben mi yapacağım? Ev işi ya, bu senin işin. Bir tanem, o eskidendi. Ben artık iş kadınıyım. Tamam Allah aşkına, hadi tamam kalkın o zaman. Bugün maaş attı, ben sizi yemeğe götüreyim, hadi. Biz yemeğe gelemeyiz. Sebep? Hayır, gelemeyiz. Çünkü bir tanem, biz senin gibi mesaili çalışan insanlar değiliz. Biz kendi işimizin patronuyuz. O yüzden her an bir iş çıkabilir, burada duracağız. Kendi işinizin patronusunuz. Evet. Havalara bak. Ben giderim, kendim yerim kokoreçimi. Siz de uçmayın. Bu arada iş dediğin böyle olmaz. İş dediğimiz şeyin bir sigortası olur. Sabah gidersin, aylık maaşını alırsın. Siz fazla uçuyorsunuz, dikkat edin. Bakın, benim dedemin bir lafı vardı. Bakın, derdi ki... Dedemin lafı vardı. Hızlı giden atın boku seyrek düşer. At hızlı gidiyor ya. Hızını almış. Buradan bıraktıkça o garip bir şekilde düşer. Ben yemeğe gidiyorum ya. Evet Giray'cığım, 48 ile 73'ü çarp bakayım bir anne. 21.628. Aferin lan sana. Ya ne aferin anne ya? Sallamış bu mal. 3.456. O kadar hep söyledin öyle ama anne. Ne bileyim, ben de böyle yapınca yapıyorum sandım, biliyor musun? Vallahi ben... Çok iyiydi ha. Gerçekten iyiydi. Ama lütfen hesabımızı, kitabımızı çok iyi bilmeniz. Lütfen öyle yapın da. Hadi bak, iyice bak. Hayırdır baba? Sepete attığın ürünü almaktan vazgeçip de kararsız kalıp başka biri almış gibi mutsuzsun. Hayırdır salak baba? Salak bir örnekler bunlar ya. Kızım diliniz de değişmiş. Niye doğru düzgün örnek vermiyorsun ya? Allah Allah. Ne oldu Latif? Sorma be, tut. İşten kovuldum. Aa, niye? Küçülmeye gidiyormuşuz. Patron da beni gözden çıkarmış. Ya babam ya, gel kurban olayım. Aslan gir ayıp, gel. Genç adamsın. Oğlum mal mısın? Babanın cebine para sokmak da, al şunu ya. Baba biz kazanıyoruz diye yapıyorum ya. Bak ne kazanıyorsun? Sizin kazandığınızda ev mi dönedi ya? Allah Allah. Ay sigortanız bile yok. Nasıl? Sigortamız var. Annem yaptı bizim sigortamızı. Nasıl lan? Abi yol yemek de veriyor da hep evdeyim. Ne yapacağım ki? Yol yemek mi? Abi. Bak hani siz ne zaman böyle kurumsallaştınız ya? Ya baba, bizim bu ayki ciromuz tamı tamına. Tamı tamına. 10 lira de bayılayım kızım. Tam değil. Tamı tamına 10.400 lira. Sen onu 15.000'e yuvarla. Lan 11.000, 12.000 ağır lan arada. He, onu da yapamadın ne? Bölemedin diye mi lan onu? Ya 15-20 işte baba, ne? Ne fark edecek ya aynı şey. 15-20 mi lan gerçekten? Abi, hakikaten mi lan? Var. Oğlum bu para benim maaşımın 2,5 katı, 3 katı hatta ya. Ya bir zamanlar fakir ama gururlu bir kadın vardı, hatırladın mı? İşte o... Dur bakayım, tabii döner. Bu dönmüyor. Sen benim önüme geçebilir misin Latif? Betül, ben senin için küçümsedim ya. Onun için özür dilerim ya. Yani bilemiyorum seni affetsek mi? Affedin ya. He, beni de alın, ailecek büyüyelim. Ne diyorsunuz? Alalım mı? Ne diyorsunuz? Hadi. Ya vallahi ben varım. Ben varım gerçekten yani. Babam zaten çalışkandır. Business bir adamdır. Gelsin asistanım olarak başlasın. Başlarım aslında. Ben bunun asistanı olmam ya. Hadi bakalım anne, istemiyorum. Öyle yağma yok baba. En alttan başlayacaksın, çalışarak yukarı kadar çıkabilirsin. En alttan başlarım ama bunun asistanı olmam. Tamam, bir gel sana bir mülakat yapalım. Ya hemen. Abartma, hadi işe gidelim. Lütfen, öbür türlü giremezsin. İşte çocuk oyuncağını çevirdiniz ya. Geldim mülakat. Hoş geldiniz Latif Bey. Hoş bulduk. Latif Bey, bir referansınız var mı? Yok referansım. Ya tamam, tamam hadi. Ben olurum. Sen benim asistanım olmazsın ama ben senin referansın olurum. Güzel. Referansım Giray Bey. Giray Bey.
Latif Bey'i işe alalım mı? Yok, tembel bu, çalışmasın. Alın beni, ne olur ya. Tamam, ne çok, olur. Çok çabaladı, sizi işe alıyoruz. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Güzel, ne yapacağım ben şimdi? İlk işimle görev verin, hemen satış izleyin. Arkada bir kilerde bizim fazladan koşu bandımız var, onu satın. Lan koşu bandının fazlası olmaz ki. Koşu bandı bir tane olur, onu da kullanırsın ya. Biz niye fazla ayırtı, bunu kim alacak? Ben alırım. Reklam mı çekiyoruz lan? Burada kapıyı açtım hayvan. Kapıya çal. Müşteri o. Müşteri. Efendim hoş geldiniz. Koşu bandı tam size göre efendim. O koşu bandında koştuğunuz zaman kendinizi doğada hissedeceksiniz. Yalnız koşu bandında ben koşmayacağım. Köpeğim için alıyorum. Ben koşmayı bıraktım. Anlıyorum efendim. Köpeğiniz de öyle hissedecek zaten. O zaman hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim. Peki şu satılık mı? Hangisi? Satılık. Satılık hemen. Tamam, süper. Bu satılık mı? Bu da satılık. Hemen gönderelim. Şu satılık mı? O her şey satılık. Her şey. O da satılık. O da satılık. Her şey satılık. Satılık. Evet. Her şeyi sattık da ben doğuş gibi kaldım ya. Vallahi. Pardon. Ya git artık ya. Ya çok iyi oldu. Her şeyi sattık. Vallahi her şeyi sattık da. Evi nasıl dolduracağız diye bomboş kaldı. Ya baba bir sürü paramız var. Yenisini alırız. Evet. Söylüyorsun. Evet alırız. Hadi, hadi çabuk çabuk alalım. Oğlum, haydi Bilal. Oğlum sen de bak. De. Bak lan. Ben telefonu da sattım. Allah Allah ya. Ne diyorsun? Cari zeka. Al al. Telefon da gitmiş vallahi. Bak hemen. Hemen alalım şöyle. Evet. Hemen bakıyorum. Masa takımı 10.000 ekle. Koltuk takımı 15. Televizyon 19.000. Toplamda 134.000. Güzel. Tamam. Bizim ne kadarımız var? Tamı tamına. Kızım gerilim verme hadi ya. 20.000. Sen onu 134.000'e yuvarlaştın. Nasıl yuvarlasın lan onu? Onu nasıl başına bir koyalım, sonuna iki tane sıfır mı koy? Nasıl yuvarlayacağız oğlum onu? Baba 100 tane 20 lira düşün işte. Gerizekalı o da 100. Oğlum bırak Allah aşkına, iyi ki okumadım sen ya. Hiç okumadım ya. Ya biz de... Oğlum işe girmeden nasıl battık lan biz? İşe girmeden batmayı nasıl başardık biz ya? Ya demek insanlar yenisini alamıyor diye ikinci el alıyormuş. Çok abi, hata yaptık. Ne yapacağız gerçekten? Benim bir fikrim var. Hani şunu şöyle tutar mısın? Ne yapacağım? Tut, tut, tut. Baba gel böyle. Üç, iki, bir, kayıt. Arkadaşlar ne olur aslan atın, asa atın ne olur. Sıralamaya girmemiz lazım. Aslan atarsanız babamı döverim. Oğlum. Aslan atın. Aslan geldi. Baba aslan geldi. Oğlum başlarım senin aslanına. İt ol it. Dur, dur, dur. Ulan hepsi. Evet, zil diyenler. Yani arkadaşlar, bana bir karakteri hatırlattı böyle Cenab. Faruk. Evet, ya bir kere yani bu skeçlerin güncel konular içermesi bugün için bence harika bir haber. Yani bizim yani genç, dinamik bir ekip olarak bu yeni tarzı aslında şu an yaşamımızda olan şeyi böyle canlandırmak süper. Yani skecin konusu, işleyişi, finali, sonunda TikTok'a bağlanması, Arif'in parayla aslan dilenmesi falan her şeyle bence tam bir zillik bir skeçti. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Vallahi çok güzeldi.
Ve şu içlik iyice gözüksün diye Cena'nın böyle tatlı tatlı zile yürüyüşünü aheste aheste görmek isteriz gerçekten. Bravo. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla. Sevgili misafirlerimiz, eşlik eden, bizimle bu gece hem fikirlerini paylaşan hem de kendi hikayelerini paylaşan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamlık bizden bu kadar. Alkışların en büyüğü BKM Mutfak oyuncularına gelsin efendim. Yukarısı. Şaşırdım ben burayı. Ve orası neresi?